Mutlu pazarlar efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Şimdiki zamanda bugün dolu dolu bir kadroyla, dolu dolu analizlerle, yorumlarla karşınızda olacağız. Şimdiki zamanda yaklaşık 3 haftadır kendisinden rica ediyorduk. Kırmadı, bugün İstanbul'a kalktı geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Profesör Ümit Özdağ stüdyomuzda. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 2 haftadır artık alışkanlık oldu ama gerçekten yorumlarıyla, analizleriyle hep beraber biz de faydalanıyoruz, dinliyoruz. Sevgili gazeteci ağabeyimiz Can Ataklı. Can abi hoş geldin. Ve Erol Mütercimler, söylememe gerek yok herhalde. Erol Mütercimler, stratejist, yazar. Erol Mütercimler'de bugün birlikteyiz. Dolu dolu bir 2 saat geçireceğiz. Sevgili izleyiciler, ekranlarınız başından ayrılmayın derim. Şimdi Ümit Hocam gelmişken ilk sözü isterseniz Ümit Hocam'a verelim. Bir de siz dün ilginç bir ziyaret yaptınız herhalde. Yapabildiniz mi? İzmir'e gidecektiniz. Hayır. Evvelsi gündü. Ertelendi. Evet, ertelendi evet, mi? Ertelendi. Ama onun hikayesiyle başlayalım isterseniz. Çok dramatik bir tabloydu değil mi? Yani dükkanı Kürt olduğu için. Sonra o bilgiyi geri çektiler. Öyle geri bir şey olmamış. Olmamış mı? Hayır, olmamış. Amca böyle bir açıklamada bulunmuş. Ama ben yetkililerle görüştüm. Bundan sonra. Hayır, nesi geri çekilmiş? Belediye başkanıyla görüştüm. Bana dediler ki böyle bir olay burada olmadı. Ha, yakılmadı dükkanı yani. Hayır, dükkanı falan yakılmadı. Ama şehit olayı doğru herhalde. Şehit oldu tabii. Çocuk şehit olmuş. Ama yani bir gün önce veya iki gün önce babanın işte dükkanı taşlanmış, yakılmış. Ertesi günde oğlu şehit olmuş gibi yansıtıldı. Hmm. Böyle değilmiş hadise. Şehit bölümü doğru. Şehit bölümü doğru ama aileye yönelik herhangi bir saldırı falan gerçekleşmemiş. Tabii neden böyle bir açıklama yaptın deyince işte Türkiye'nin değişik yerlerindeki olayları kastediyorum demiş amca. Tabii o biraz kötü bir ifade olmuş ama neticede yani aileye başsağlığı diyormuş. Şehidimizdir tabii, o ayrı bir husus ama amcanın yapmış olduğu açıklama birazcık geniş bir yorum olmuş. Peki şimdi Ümit Bey, ben sizi yaklaşık 15 senedir takip ederim. PKK konusunda gerçekten Türkiye'de ciddiyetle üzerine eğilen, hani öfkeyle, nefretle değil de doğrudan meseleyi teknik olarak analiz edebilen birkaç kişiden, birkaç akademisyenden birisiniz. PKK'nın ta kongre süreçlerini takip ediyorsunuz, gelişimlerini ve iç dinamiklerini de çok iyi takip ediyorsunuz. Kaldı ki yayından önce de birkaç bize ipucu verdiniz. Şimdi en temel soru gazetecilikte en zor sorudur derler. Oradan başlayalım isterseniz. PKK neden delirdi? Yani ne oldu da delirdi? Bu çözüm sürecinden sonra ne vaat edildi de PKK'ya yapılmadı da bu kadar delirdi? Bize bir iç yapısını da göz önüne alarak anlatır mısınız? Şimdi aslında son süreci PKK tek başına bir PKK değil de PKK içindeki ayrışmalarla incelediğimiz zaman görebiliriz, anlayabiliriz diye düşünüyorum. Hükümet Öcalan'da bir pazarlık yaptı. Bu pazarlığın sonucunda da bir mutabakata varıldı. Mutabakatın özünü nasıl ifade edebiliriz? Türkiye'de anayasanın değiştirilmesi, başkanlık sistemi kurulması ve başkanlık sistemi kurulurken de idari yapının üniter devletten çıkartılması ve Güneydoğu Anadolu'da bir özerk yapı kurulması üzerinde bir anlaşma. Bir dakika bunun altını çizelim. Siz yumuşak ses tonuyla anlatıyorsunuz ama söylediğiniz şeyler çok çok ağır şeyler. Evet. Şimdi bu pazarlık yapıldı diyorsunuz değil mi? Çizerek ısrarla söyleyeyim. Yani. Başkanlık sistemine geçilecek, Türkiye'nin anayasası değiştirilecek, federatif bir yapıya geçilecek. Federasyon değil federasyon ama özellik. Değil, özellik dedim. Özellik dedim. Özellik ama, nasıl? Ama açar mısınız? Tabii özellik ama özelliğin içinin nasıl doldurulduğu çok önemli. Demokratik özelliğin içine baktığınız zaman federal bile değil, konfederal talepler görüyorsunuz. Yani federasyondan da öte. Onun nasıl içinin doldurulacağını bilmemiz mümkün değil şu anda. Çünkü üzerinde konuşulan ve mutabakatta bulunan metni bilmediğimiz için onu söylemek mümkün değil. Ama böyle bir pazarlık, Öcalan'la yapılan pazarlık. Ama PKK içerisinde başından beri Cemil Bayın'dan şöyle takip ettiği bir çizgi var. Ve PKK'ya Kandil'e de bu çizgi hakim. Öcalan önce özerklik sonra bağımsızlık derken Cemil Bayık şimdi bağımsızlık diyor. Türkiye beka sorunu yaşayan bir ülke. Kendisini koruma iradesi yok diyor. Tam böyle bir uluslararası konjonktürde lehimize çevirdiğimiz bir süreçte özerklikle yetinmemeliyiz. Bunu tırmandırabildiğimiz en son noktaya kadar tırmandırmalıyız. Şimdi, PKK dediğiniz zaman
Yani bugün Cemil Bayık'ı anlamamız lazım. Peki bir dakika, Kandil'in tamamını Cemil Bayık mı temsil ediyor siz? Yani Kandil'deki iradeyi, yapıyı, Murat Karayılan etkisiz eleman. Öyle büyük ölçüde. Evet, daha çok şeye yakın, Öcalan'a yakın. Ama son süreçte Cemil Bayık'ın çok net bir şekilde belirleyici olduğunu görüyoruz. Hı hı. Aslında ben 16 Nisan 2015'te Sözcü Gazetesi'nde yapmış olduğum bir mülakatta süreç bitti ve çok kısa bir süre sonra PKK ya seçimden hemen önce ya da seçimlerden hemen sonra terör eylemlerine başlayacak dedim. Bu benimki analizdi. Ayın 24'ünde de Ahmet Takan Yeni Çağ Gazetesi'nde benzer bir analizi belirli bilgilerle destekleyerek söyledi. Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2015 çok sert geçecek diye meseleye yaklaştığını ve işte birliklerin teftiş edildiğini, müfettişlerin yollandığını, PKK'nın yeni stratejisi ışığında jandarmanın nasıl mücadele edebileceğinin, bundan sonra altyapısının hazırlandığını falan, bunları da biliyoruz olayları takip eden, bundan sonra bir kişi olarak. Mesele nerede ayrıştı? Bakın, HDP'nin seçimlere nasıl gireceği konuşuldu. Ve Öcalan dedi ki bağımsız adaylarla girsinler. Bağımsız adaylarla girselerdi bir girmeleri garanti altında olacaktı. %10 sorunu olmayacaktı. Tabii. Ve Selahattin Demirtaş'ı Öcalan tasfiye edebilecekti. Nasıl edecekti? Aday mı? Aday yapmayacaktı. O zaman yani daha kolaydı. Cemil Bayık ise parti olarak girmelerini istedi. Burada şu yorum da yapıldı. Cemil Bayık bunu istiyor çünkü %10 barajını geçmezlerse PKK tek temsilci haline gelecek Kürtlerin. Olabilir böyle bir şey. Ama burada HDP %10 çizgisini geçeceğini hissetti ve önemli bir Demirtaş adım attı. Türkiye'de toplumun bölünmüşlüğünü, yani ne anlamda bölünmüş? Erdoğan karşıtlığı anlamında bölünmüş. Erdoğan bunun tohumunu ekti yani senelerden beri. Hatta ben geçtiğimiz senelerde bir köşe yazımda dedim ki bakın, bölerek yönetmek bir politikada sanattır. Ama Türkiye'de Erdoğan'ın yapmış olduğu boyutlarda bölerek yönetme ulusal güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Yani PKK ile Erdoğan'ı karşı karşıya koyduğu zaman PKK'lı olmamasına, HDP'li olmamasına, hatta bunlara sempati bile duymamasına rağmen HDP'den ve PKK'dan çok Erdoğan'dan nefret eden bir kesim var. Doğru. İşte Demirtaş dedi ki seni başkan yapmayacağız. Halbuki bu Dolmabahçe mutabakatına, bütün şeylerin ruhuna aykırıydı. Hatta Yalçın Akdoğan da bunu söyledi. Yani ne oldu da dedi, siz çıktınız bu lafı söylüyorsunuz. Şimdi 22 Temmuz'da seçimlerden sonra Yalçın Akdoğan dedi ki mutabakat başkanlığa hayır dendiği anda bozuldu. Süreç o zaman dedi durdu. O zaman şöyle demek ki bakın, iki tane polisimiz gece yatıyorlardı evlerinde. Kafalarına girildi, kurşun sıkıldı. Öldürüldüler, katledildiler. Biz zannediyorduk ki hükümet açısından o zaman bozuldu. Hayır, o daha önce bozulmuş. Daha önce bozulmuş. Evet. Zaten bu açıklamayı yaptıktan sonra Demirtaş, Erdoğan da cevap verdi. Önce Kürt sorunu yoktur dedi. Sonra mutabakatın bütün detaylarına sahip olmasına rağmen Dolmabahçe mutabakatının, ben dedi mutabakatın arkasında değilim. Hatta açık eleştirdi. Ama bu çıkıştan sonra eleştirdi. Tabii biz bunları o zaman analiz olarak yapıyorduk. Fakat Yalçın Akdoğan söylediğinde itiraf oluyor. Doğru. O çünkü taraf meseleyi içinden de biliyor. Peki bu arada HDP yani, HDP şey gibi monoblok bir yapı mı? Yoksa hayır, onda da bölünmeler hayır, var mı? HDP monoblok bir yapı değil. Yani olamaz zaten. Içinde, yani orada da Öcalancılar, Bayıkçılar var mı? Yani hayır, hem Öcalancılar, Bayıkçılar var, hem de her iki tarafa da dahil olmayanlar var. Mesela bir tanesi işte Emek Genel Başkanı. Levent Tüzel. Ben bu partinin bundan sonra üyesiyim ama yani bu grubun bundan sonra esas aidiyetim burası değil benim. Bundan sonra bakanlığı reddetti. Hatta basın önünde de açık tartışıldı falan. Yani bu yapı bugün görünürde birliğini korumaya çalışıyor ama ne kadar korur onu önümüzdeki süreç gösterecek. Zaten bakın, peki bir soru Erdoğan hocam, Selahattin Demirtaş peki kimden yana? Selahattin Demirtaş'ın ben başından beri Cemil Bayık'a yakın olduğunu ve Öcalan'la arasının hiç iyi olmadığını biliyorum. Zaten bakın
Yalçın Akdoğan yine dedi ki ya Öcalan adına yalan söylüyorsunuz dedi. Öcalan AKP'ye karşı değil dedi. Öcalan başkanlık sistemine karşı değil dedi. Bunlar çok önemli itiraflar. Yani Öcalan'la bir ittifakı var AKP'nin. Şimdi siz diyor bu kurulan, üzerinde anlaşılan şartlara uymadınız. Bundan sonra onunla uymadığınız için şimdi biz bir çatışma süreci başlattık. Ve bu çatışmayı başlatırken de çözümü ortadan, yani bu müzakere sürecini tamamen ortadan kaldırmadık. Sadece bunu askıya aldık, buzdolabına koyduk veya vestiyerde bıraktık. Şartları oluşturduktan sonra yine sizinle yapmış olduğumuz müzakerenin şartlarına geri döneceğiz. Nedir o? Başkanlık karşılığı özerk bölge. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın 400 milletvekili çıksaydı bütün bunlar olmazdı. Cümlesinin nasıl bir anlamı var? 400 milletvekili ne anlama geliyor? Başkanlık anlamına geliyor. Anayasanın bundan sonra değiştirilmesi anlamına geliyor. Yani demek ki anayasa öyle bir değiştirilecekti ki PKK eylem yapmayacaktı. Böyle de okuyabilirsiniz. Böyle okumak zorundasınız. Zaten ondan dolayı bugün sanki PKK terörüyle bir mücadele var havası veriliyor. Ama ben bunun da gerçek bir mücadele olmadığını düşünüyorum. Kuzey Irak'ta PKK kampları bombalanıyor. Özellikle bu bombalamalardan PKK lojistiğinin imhası açısından iyi sonuçlar alındığı söylenebilir rahatlıkla. Öldürülen bombalamalarda öldürülen PKK'lı sayısı her zaman spekülatif olmuştur. Gelişen teknolojinin Türk Hava Kuvvetleri'ne daha yani etkili vurma imkanı verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama içeride bakın Kara Kuvvetleri birlikleri 3 gün önceye kadar bu işin içinde tamamen dışında tutuldular. Hukuken de dışında tutuldular. Şimdi 3 gün önce valilere Kara Kuvvetleri birliklerini çağırabilirsiniz. İzni verildi Başbakanlık tarafından ama henüz sürecin içerisinde değiller. Jandarma ve polisle mücadele ediliyor. Bunun tabii bazı sonuçları var. 1984-2015 arasında polis kaybı 225-230 civarındadır ve toplam şehitlerin, güvenlik görevlisi şehitlerinin %5-6'sını oluştururlar. Son süreçte, son 2 ayda %40 polis kaybı. Bu bir çatışmanın şehir merkezine kaymasıyla ilişkili. İki, asker yok ortada. Zaten PKK'da jandarmaya ve askeri birliklere şu ana kadar gerçekleşmiş ciddi bir saldırı yok. Jandarmaya ve polise daha fazla saldırdığını görüyoruz. Jandarmaya ve polise de şu talimat verilmiş durumda. PKK'lıları gördünüz. Size ateş etmeden onlar siz ateş etmeyeceksiniz. Şimdi bu savunmacı bir operasyon anlayışını beraberinde getiriyor. Savunmacı operasyonda da siz hedef oluyorsunuz. Hedef. Bekliyorsunuz, saldırıyı bekliyorsunuz. Saldırıyı bekliyorsunuz. Bunun ilk kez Cizre'de ortadan kaldırıldığını gördük. Yani savunmacı anlayıştan operasyoncu anlayışa geçildi. Fakat orada da yapılmaması gereken bir şey yapıldı. Askeri bir sürecin her zaman politik ve psikolojik boyutu vardır. Politik ve psikolojik boyutlar göz önüne alınmadan gerçekleştirildiğini gördük. 8 gün sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz. Bu 8 gün sokağa çıkma yasağı çok uygun bir şey değil. Yani yasak değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuğu 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğu evde nasıl tutacaksınız 10 gün o sıcakta? Doğru. Yani bu insanoğlu şaikarı. Bakın. Hasta yani. Şöyle ölenler var. Neden cenazeleri şey yapılmasın, kaldırılmasın? Tabii bu arada yani bölgeden konuştuğum arkadaşlar durumun yansıtıldığı kadar trajik olmadığını, çıkanların 67 lira bir şeymiş, sokağa çıkma yasağı cezası varmış 67 lira. Onu ödeyenin çıktığını falan da söylüyorlar ama ben birazcık daha konunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Peki temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi hala. Yani hala teröristler eylem yapabilecek güçteler. Bunun neticesinde yine Cizre'de şey yaptık, şehit verdik. Şimdi dün gece veya sabaha karşı 5.30-5.35 itibariyle Şırnak'ta bütün gece çatışmalar olduktan sonra ki bize şey genellikle şöyle gerçekleşiyor. Mesela çatışma çıkıyor, şehit yok. Yaralı yok, haber yok. Basına geçmiyor bu.
Mesela Şırnak'ta biz dün gece çatışma olduğunu bilmiyoruz da sabah şehit polis olduğunu biliyoruz. Şehit polis olmasaydı Şırnak'ta gece çatışma olduğu da basında olmayacaktı. Sanki hani o gece çok güzeldi durum. Hayır, öyle değil. Bölgedeki diğer merkezlerde de gece bombalama, çatışma olup olmadığını basından okuyamıyoruz. Ancak oradan haber size gelirse daha sonra alıyorsunuz. Veya Van'da jandarma kolordu komutanlığının 3 günde bir bahçesinden el bombası atıldığını basında okuyamıyorsunuz. Ama işte konuyu yakından araştırırsanız şey yapıyorsunuz, okuyorsunuz. Onun için belki bu noktaya daha sonra tekrar geliriz ama Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde bir demokratik seçimin yapılmasının asgari şartları yok. Evet, onları konuşacağız. Seçim bölümünü konuşacağız. Peki Erol Bey, Emasya protokolü vardı biliyorsunuz, kaldırıldı. Şimdi bu uygulanan aslında valilerin Tugaylara göreve çağırabileceklerine ilişkin bir devletin uyarısı, hükümetin daha doğrusu bir önerisi size Emasya protokolünü hatırlatmıyor mu? Buna bir cevap verin. Bir de az önce Ümit Bey gayet güzel işaret etti. Çok büyük hazırlık yapmış PKK dedi. Bunu da dün biz Can Ataklı ile programımızda yer verdik. Gazeteci Cem Küçük diyor ki devlet göz yumdu diyor silah yığınağına, o bombaların oralara yerleştirilmesine. Açık bir itirafta bulunuyor. Bu bağlamda nasıl değerlendireceksiniz? Yani devlet oralara göz yumdu, şimdi de temizlemeye mi çalışıyor? Bizi nasıl bir kanlı oyunun içerisine soktular? Yani şöyle bir gerçek var. Şimdi devlet dediğimizde anlaşılan ne? Ama biz kendi siyasi tarihimize baktığımız zaman eğer devlet sokağa inmemişse, devlet provokatörlere göz yummamışsa ve provokatörlerin bir kısmı da devletle içli dışlı olmamışsa çok kolay kolay sokak tahrik edilemez. Bu bir gerçektir. Bunu ta Selanik'teki Atatürk'ün evinin bombalanmasından alınız. İşte 1971-80 arasındaki süreçte olan biteni göz önünde bulundurunuz. Ondan sonraki bir takım olayları da pek çok olayı da göz önünde bulundurunuz. Bir kere bu bizim karşımıza gelip çıkan bir mesele. Kaldı ki şimdi Cem Küçük hükümet adına mı konuşuyor, devlet adına mı konuşuyor onu bilmiyoruz. Ama bütün konuşmalarında artık şöyle bir noktaya geldi Cem Küçük. Devlet adına konuşuyormuş ve devletin bir unsuruymuş gibi artık bir manzara var. Eğer durum böyleyse, bilmiyoruz tabii, durum böyleyse ya da kendine bir görev çıkartmamışsa bu çocuk, bütün ekranlar, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, Türkiye'de 7 tane ekran var, 7'sinde de Cem Küçük var ve sürekli olarak anlattığı bir mesele var. Ama Cem Küçük'e gelene kadar zaten unutmayınız ki Oslo süreci dediğimiz süreçte MİT adına orada bulunan hanımefendi ne demişti? Afet Güneş. Evet. Oka ne demişti? Dedi ki biz sizin kentlerde nerelere neler koyduğunuzu, her şeyinizi biliyoruz. Bilmemesi mümkün değil. Neredeyse 40 yıldır biz bununla boğuşuyoruz. Ve devletin tabii ki arşivinde isimler de var, silahlar da var, depo da var. Şu da, bakın bütün bunların hepsi var. Ama siyasi irade bunların görülmemesi yönünde bir karar verdi. Ve siyasi irade valilerin emrine orduyu verme konusunda bir karar verdi. Ve buradan da biz bunu demokratikleşme şeklinde algıladık. İşte sunuldu, alkışlandı falan. Oysa ki bir devlet söz konusu ve çok sıkıntılı bir yerde. Yani bir gelecek ya da Osmanlıca deyimiyle BK söz konusu. Ve o zaman bu protokoller yok, Emasya'sı yok, bilmem nesi gibi gibi gibi. Bütün bunların hepsinin bu şekliyle bir algılanması gerekiyor idi. Bakın şimdi bugün Cizre'si, Şırnağı'ydı, Silopi'siydi, ne her yerdekilerine bakalım. Tırnak için söylüyorum. Şimdi bu çocuklara bakalım, ne göreceğiz? 1990 doğumlu, 2000 doğumlulardır bunlar. Bakalım şimdi. Şimdi 1990 doğumlu olan kaç yaşında? 25 yaşında. Evet. Çok güzel. 25 yaşında YDGH'ya mensup olan bu şahsiyet 13, 14, 15. yaşlarında sokakta taş atanlardı bunlar. Bakınız. Hı hı. Sokakta taş atanlardı. Şimdi sokakta taş atarak yetiştiler bunlar. Delikanlılığa geldiler. 2000 doğumlu olanlar da şimdi bunu yapıyor. Bizim 1978'den sonraki süreçte tanımladığımız, gördüğümüz, karşımıza çıkan PKK unsurlarıyla YDGH'daki unsurlar farklı. Hiç kuşkusuz ki YDGH'nın
beslenme kaynağı PKK'nın unsurları, o tecrübeliler, dağdan gelenler, işte karargah, her adına her ne diyecekseniz. Ama bunlar ne yaptılar? Bakın bunlar şunu yapmışlar. Meskun mahalde savaşma konusunda artık bunlar çok eğitimliler. Bunu görüyoruz. Tıpkı ordu gibi. Öyle bir hale gelmişler bunlar. Yani bunun öteki anlamı şu. Bizde jandarma çok iyi yetişmiştir. Bu anlamda. Jandarmayla da, işte bordo berelilerle de, bizim özel birliklerle de göğüs göğüse gelecek şekilde bunlar eğitim almışlar. Şimdi bu eğitimler alınırken siz bu ülkenin MIT'inin, Genelkurmay İstihbaratı'nın, hatta Emniyet İstihbaratı'nın bunlardan haberi olmadığını mı düşüneceksiniz? Olabilir mi böyle bir saçmalık? Bütün bunlar vardı. Bütün bu raporlar verilmiştir. Ama bunlar silsileyle gider. Nerede dondurulmuş, ne nerede aktarılmamış? Asıl soru olarak sorulması gereken kısmı budur. Ve bu benim için en tehlikeli soru da şudur. Siyasi irade bunun böyle olmasına karar vermişse, yani bu silahlanmaya göz yumulması şeklinde, indirilen bayrağa müdahale edilmemesi şeklinde, işte valinin komutan orduyu göreve çağırmaması şeklinde gibi 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 gibi, ya da demin ifade edildiği biçimiyle. Öyle bir talimat var mı Ümit Bey? Hadi verilmişse bize gelen duyum istihbarat. Hayır, bir toplantı yapıldı. Valiler ve jandarma alay komutanlarıyla ve bu talimat orada verildi açık bir şekilde. Yani size ateş edilmedikçe müdahale evet. etmeyin. Demin ifade evet. ettiler zaten. Erdoğan dedi ya. Erdoğan'ın kendisi de söyledi. Geçen adamı niye ateşledik? Ama ondan daha ileri bir noktayı söylüyoruz. Elinde silahla geliyor militan. Evet. Militan sizi ateş edinceye kadar ateş edilmeyecek. Ateş edilmeyecek. Peki bakın, şimdi biz neyi konuşuyoruz? Suruç'tu, Silopi'di gibi gibi oraları konuşuyoruz. Biz Bursa'yı konuşmuyoruz. Bursa Yenişehir. Bakın Bursa Yenişehir. Olayı aynen size söylüyorum. Orada yıllardır ailesi sülalesi, benzincilik işi olan ailenin mensuplarının başına gelen olay. Aynen şu. Geçiyor sokaktan, polis durduruyor. Yoluna devam etme diyor. İşte bilmem adı neyse hitap ediyor. Çünkü niye? Çünkü orada PKK'lılar var. Bakın biz Bursa'yı konu anlatıyorum ben size. Ben size oralarını anlatmıyorum. Şimdi bu batıdaki kentlerde de durum böyle bir hal aldı. Ha, bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Bu bir iç savaş hazırlığıdır. Bakın bu bir iç savaş hazırlığıdır. İç savaşa gideriz gitmeyiz bak onu bilmem. Onu bilmem. Devletin bir takım unsurları nerede nasıl durdurabilir, neyi nerede ne söyleyebilir, ne yapabilir gibi. Bakın onları bilmiyorum. Ya, düşüncem var nasıl olur. Yani Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bir adım atma meselesi var. O atılırsa bakın bu meseleler sönümlendirilebilir, durdurulabilir gibi bir şey var. Ama bir adım dediğiniz şey sık yönetim. Hayır yok. Sıkıntımlı olur mu canım? Sıkıntımlı ülke her zaman için kana gitti. Dalga mı geçiyorsunuz? Aynen şu. Bir cümlesi vardı onun. Hani şeye, Beştepe'ye bu şey yürürüz. Tabii MHP bunu yaparsa gerçekten bakın bunu yaparsa. Daha komiğini söyledi. Bunu, şey diyor, tabii, saray yürüyüşü. Onu saray kullanmak yürüyüş. İstemedim. Onu kullanmak istemedim. Bakın bunu yapar. HDP binalarına yönelteceğiniz şiddeti büyük saray yürüyüşünü başlatabiliriz dedi. Evet. Bu eğer Tayyip Bey'e karşı götürülür. Orada enterne edilir. Bilmem ne durulursa bunların yumuşamalarına biz tanık oluruz. Yoksa öbür türlü bakın iç savaş. Bir en önemli adım nedir biliyor musun? Türkiye'nin dışarıda bir savaş açmış olması ya da bir savaşa dahil olması içerideki bu söylemiş olduğum meseleleri de tetikler. Çünkü bu kadar silah yığılmış ne olur ama biz şuna tanığız. 12 Eylül 1980 oldu, 13 Eylül'de kan durdu. Milyonlarca insan hakkında takibat oldu, işte MHP'nin de kadronun neredeyse %85'i biliyorsunuz içeriye alındı neredeyse. Şimdi ne oldu o güne kadar peki bu istihbarat kim toplamış? Devlet toplamış. O güne kadar göz yumuldu bütün o ölümlere. Ne oldu da ertesi gün herkesi aldınız? Burada da aynı şey söz konusu. Sık yönetim olur. Bilmem ne olur. Oradaki savaş olur. Burada sık yönetim ilan edersiniz. Seçimi yaptırmazsınız. Türkiye'yi getirirsiniz. Dar boğaza atarsınız. Ondan sonra da ne olacağını Tanrı biliyor ne olacağını. O çatının altından kimse kalkamaz. Kimse kalkamaz o çatının altından. Çocuk oyuncağı değil bu. Bu hiç geçmişteki meselelere benzemez. Dün Genelkurmay Başkanı'nın NATO'daki toplantıda yapmış olduğu konuşmaya bakılsın. Bak orada simultane tercümeyle yayınlandığı için makaslanmadı konuşmalar. Doğrudan doğruya geldi ekranlara. Çok açık, çok net bir şey söyledi. Dedi ki bütün bu eylemlerle PKK'nın ortaya koyduğu bu eylemler ve onların birlikte olduklarıyla kendilerine dedi meşruiyet kazandırdılar. Bu bizim açımızdan kabul edilemez. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok net işte.
Çok net. Bunun üzerine biz askersel olarak gidilmesi gerektiği şekilde gideriz. Ve NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında bu konuşulduğuna göre bunun öteki anlamı da şudur. NATO'nun geri kalan unsurları da bunu destekliyor demektir. Şimdi orada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genelkurmay Başkanı bu cümleleri kuruyorsa... Zaten bir NATO vurgusu da yaptı. Net biçimde. Türkiye bir NATO ülkesidir. Net biçimde de yaptı. Daha önce de şimdi yine konuşacağız sanıyorum. Hani Amerika'nın tavrı ne olur, İngiltere'nin tavrı ne olur, Rusya'nın tavrı ne olur. Türkiye'nin böyle bir sınır ötesi, daha doğrusu işte Suriye üzerine PKK unsurlarıydı, DAEŞ'ti gibi. Ne olurun mesele işte içeriye yansıması bu olur. Ama ben buradaki meselenin artık... Yalnızca PKK boyutlu bir mesele olduğunu da düşünmüyorum içeride hiçbir olan bitenin. Olmadı, bakın düşünmüyorum. Burada provokatörler olmadığı sürece ve bunlar hem içerideki bir takım unsurlarca desteklenmediği sürece hem dışarıdaki unsurlarla desteklenmediği sürece bunun da burada yapılabilme olasılığı, yapılabilme şansı da yoktur. Bu yalnızca PKK demek değil. Ben artık meseleyi öyle görüyorum. Bazı şeyler var ki bunun da PKK'nın çok boyutunu aşan, onların aklının çok üstünde olan eylemlere tanık olduk biz burada. Öyle bir şey söz konusu değil yani. Şöyle bir şey düşünemeyiz biz. Türkiye nasıl tanımlayacağız? Gelişmekte olan ülke mi, orta ölçekte gelişen ülke mi, her neyse diye tanımlayacaksak bu ülkenin terör örgütü de bu ölçektedir. Bunun üstünde bir akla sahip olamaz. Şimdi bu ölçeğin üstünde akla sahip olamayacağına göre, kendi boyunun üstünde bir takım şeyleri yaptığına göre bu demektir ki başka bir akılla yönetilen bir takım örgütlenmelerden söz ediyoruz. Şimdi bakın YDGH meselesi çok kritik bir mesele. Hendekler kazılmış mı? Kazılmış. Açılmış mı? Peki kim bunlar? Bunlar oranın özelliği ne? Dağdaki PKK'dan farklı bir özelliği var YDGH'daki o gençlerin. Onlar o mahallenin çocukları. Dolayısıyla ne oluyor? Gece nöbette mi? Ya da gündüz elinde silah mı? Anası babası ona yemek taşıyor kardeşim. Kuru fasulye taşıyor, pilav taşıyor, peynir götürüyor, domates götürüyor, ekmek götürüyor. Gece nöbetteyken de babası gelip ona diyor ki sen çok yoruldun, sen git biraz yat, senin yerine ben nöbet tutayım. Şimdi durum böyle bir şey. Ve burada ne oluyor? Siviller öldürüldü diye bu sefer ayağa kaldırılıyor. Yarın öbür günde Avrupa'yı, dünyayı siviller öldürülüyor diye ayağa kaldıracaklar. Ama siviller öldürülüyor meselesinin arkasında da böyle bir husus var. Onun için bu konularda da çok ama çok ciddi biçimde dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Can Bey, Cizre'de insan hakkı ihlali yapıldı mı desem ne dersiniz? Bilmiyoruz ki ama yani görünen enteresan bir durum var. Çünkü özellikle sosyal medyada çok farklı fotoğraflar paylaşıldı. Son şeyi söyledi tabii yani... İşte o nöbet değişimi falan. Sonra tabii ölen sivil oluyor. Doğru yani sonuçta bakkala ekmek almaya giden çocuk da ölmüş olabilir. Ama işte sosyal medya ne diyor? İşte onlar gündüz taş atıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Sonra bunu ekmek aldı diye gösteriyorsun. Şimdi bak terör bu hale geldikten sonra bunu ayırmak neyin ne olduğunu konuşmak falan çok zorlaşıyor. Çünkü herkes bulunduğu yerde veya ya da elindeki bilgiyle özellikle istihbarat teşkilatları bir takım bilgiler veriyorlar. Arkadaş diyor sen bu adamı işte koruyorsun ama işte bu gece bilmem ne yapıyordu, oraya fitili koydu, bombayı patlattı. Sen şimdi bunu burada su içen çocuk zannediyorsun. O kendi açısından haklı. Efendim oradaki olan da diyor ki yoğun bir baskı altındayız. Ne yapacaktık? O kendi açısından haklı. Dışarıdan bakanlar olaya işte insan hakları, demokrasi, hukuk açısından baktığı zaman farklı bir manzara görüyor. Onun için yani iş ölümler oluyorsa, bombalar patlıyorsa, kan akıtılıyorsa bazı şeyleri konuşmakta çok zorlaşıyor, teşhis koymakta zorlaşıyor. Onun için tabii biraz başa gitmek lazım. Ben Ümit Hocam'ı dikkatle dinledim. Şimdi bir şey oturmuyor benim kafamda hala. Yani eğer İmralı, HDP, DAEŞ, şu bu AKP ile anlaştıysa ve bunun sonucunda çıkacak tablo... İmralı anlaştı, Kandil anlaşmadı diyor yani, Ümit Hocam. Tamam ya yani İmralı ama yani şimdi Bayık'la bir şey anlaşıyor, HDP anlaşıyor. Yani biz şimdi böyle bir karmaşık hale getirirsek yani İmralı duruyor o HDP ile kötü ama işte dağdaki Cemil Bayık İmralı ile kötü de HDP ile iyi ama barajı aşmasını istemiyor filan. Böyle bir karman çorman bir şey var. Ama sonuçta bir şey var. Sen bir mücadele yapıyorsun. 30 yılı aşkın süredir bunu bir de terörü kullanarak yapıyorsun. Ve bütün söylemlerin aksine... Bir kere burada tekrarlamak istiyorum. Çünkü bize hep şu dayatıldı. Efendim terörle bir yere varılmaz. Terör aktığı kanda boğulur. Terörle bugüne kadar başarıya ulaşacak. Şimdi bir kere bu bir palavra. Yani terörle işte bu hale geldik. Yani sonuçta Türkiye son 6-7 yılını bütün terör eylemlerine rağmen hepsine gözünü kapatıp arkadaş işte biz bu sorunu çözeceğiz, bitireceğiz, açalım da saçalım da falan falan geldik. Yani demek ki terör öyle söylendiği gibi hiç sonuç alınamayan falan bir şey değil. Basbayağı sonuç
alınmış durumda ve şu anda işte Güneydoğu'da biz terörist diyoruz ama arkada terörist dediğimiz insanlara destek veren 5-6 milyon kişi var. İnsan olarak var yani, kanlı canlı. Onun için o farklı bir durum. Ama oturmayan şu, bu tür anlaşmalar yapıldıysa sonuçta amaç da Kürt halkının daha esenlikli olması, kimliğini ortaya koyması, hatta işte oradan bir özel bölge ya da federatif bir yapıya geçilmesi ise bu teröre ne gerek vardır? Efendim, şeyde anlaştık, Dolmabahçe'de anlaştık ama ondan sonra Demirtaş çıktı dedi ki biz seni başkan yaptırmayacağız, süreç orada bitti. Peki Demirtaş niye başkan yaptırmayacağız dedi? Yani oradaki amaç ne? Ya madem anlaştın, buradan da başkanlığa geçersen gayet güzel olacak. Şimdi adım adım gidelim. Cemil Bayık'ın fikri, hocamın söylediği gibi iki türlü de olabilir. Yani barajı geçer 80-90 milletvekili alır ya da geçemez. Ama bu sefer PKK tek temsilci olur ama bu sefer AKP çok ciddi oranda anayasayı değiştirecek duruma gelir. Her iki durumda da bir AKP-CHP ortaklığından biz bir sonuç alabiliriz bu anlamda. Yani PKK ya da Güneydoğu halkı açısından. Şimdi bu da olmuyor. Seçim sonucu bitmiş. HDP 80 milletvekiliyle gelmiş. AKP 13 yıl sonra ilk defa salt çoğunun altına düşmüş. Peki o zaman al HDP'yi korumaya. Daha bak terör falan yok. Al HDP'yi korumaya. İktidarı yalnız bırak. Bütün elindeki silahları al. HDP'nin varsa çözümle ilgili ya da ne yapılması gerekiyorsa gel burada yap. Onu da yapmadık. Onu yapmadığımız gibi AKP'yi güçlendirdik. Yani bugün şimdi MHP gitti. Altın tepsi içinde. Al kardeşim, meclis başkanlığı senin olsun dedi. Zaten iş orada bozuldu. O gücü aldığı andan itibaren AKP'nin ve sarayın tavrı değişiverdi. Yani 3-4 gün hiç ağzını açamayan, eyvah ne yapacağız diyenler bir anda o gün şahin oluverdiler. Ve HDP ortada kaldı. Şimdi HDP iktidarla olmuyor. Çünkü neden? MHP bir tavır koymuş. Şimdi bu sefer ona kim elini sürse yanacak. MHP zaten flu diyor. CHP de konumunu korumak için ve bir de üstelik iktidarın sürekli olarak işte CHP, KK falan diye böyle şeylerine karşı biraz sakin ve serin kanlı durmaya çalışınca HDP açıkta şimdi. Ondan sonra da birdenbire bir terör başlıyor. Ya bu terörün bir kere bir HDP'ye bir faydası yok. Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum çünkü burada da iç savaş lafı telaffuz edildi. Cizre'ye oradan geleceğim. Şimdi bakın gene böyle bir televizyon programındayız. İsmi önemli değil yani, söylemek olmaz zaten. Bir kendine Kürt milliyetçisi diyen bir konuşmacı da var. Gayet de sempatik konuşuyordu yani aramızda şey. Böyle konuşma arasında bir... Yok, iki buçuk sene falan oluyor. Ya ben daha vatanda yazdığıma göre demek 3 seneden önce ben olsa da oradayım. Böyle iç savaş falan dedi. Ben böyle biraz gerildim ya. İç savaş lafı beni çok rahatsız ediyor çünkü. Reklam arası oldu. Dedim ki ya bak, yayında sen iç savaş dediğin de ben de hani nedir o iç savaş falan diye müdahale edeyim. Gerilecek ve yanlış laflar söyleyeceğiz ama senden ricam. İç savaştan kastın ne dedim. Ya dedi ki işte Kürtlerle Türklerin çatışması. Tarafları söyler misin dedim. Dedi işte Kürt halkı, evet, karşısı Türk ordusu dedi. Şimdi Türk ordusu deyince ben de hiç tereddüt dedim ki eğer iç savaşın bir tarafı Kürt halkı, bir tarafı da Türk Silahlı Kuvvetleri ise senin 24 saat ömrün var mı? Bu dedim terörle mücadele değil, bak savaş diyorsun. O zaman eli silah tutan herkes imha edilir. Bunu mu göze alıyorsun dedim. Yani Kürtlerle Türkler çatışmıyor zaten. Adam bir anda böyle kızardı. Dedi ki ya evet dedi, yani o açıdan bakınca tabii tehlikeli. Şimdi Cizre'ye gelelim. İşte Cizre bunun küçük bir hatırlatması. Dediğiniz gibi laboratuvar. Laboratuvar. Yani diyor ki arkadaş sen böyle halkı ayaklandırdım. İç savaş durumuna getiririm. Hendekler kazdım. Halkı da silahlandırdım. İşte ben bunu yaparım diyor. Çünkü o zaman terörle mücadelede sıkıntı şu. Hukuka ve yasalara uymak zorundasınız büyük oranda. Şimdi biz buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk Emniyeti'ni, istihbaratını hep suçladık yıllarca. Dedi ki arkadaş sen hukuka uymuyorsun. Çünkü niye? Biri gitti pislik yedirmeye kalktı. Biri köy yaktı. Biri işte ne bileyim Toroslara bindirdi, adamları yok etti filan. Bunlar hep mücadele içinde hukuk dışına çıkılan noktalardı. Ama toptan baktığın zaman şimdi sen bombalıyor diyorsun da insanların tabii aklında şey var hep. Yani gidiyorsun ne bileyim işte isim vermeyeyim bilmem ne kampı. O kamp bombalanıyor diye düşünüyor. O kampı sen devlet olarak bombalayamazsın. Çünkü orada yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var. Normal hayatını sürdüren var ama içinde terörist de var. İşte terörle mücadelede böyle bir zorluk var. Teröristi bulup etkisiz hale getirmen lazım. Ayıklayacaksın oradan.
Ve ondan sonra da işte sosyal siyasal önlemler gelecek. Ama sen iç savaş dediğin an, iç savaşta kuvvetler dengesi korkunç. Yani öyle şimdi mesela şu laf var. Efendim 30 yıldır beceremiyorsun. Ya becerememek şu anlamda. Ya ben seni tümden yok etmek diye bir şey kimse zaten konuşamaz ki. Ama iç savaşta o var. Şimdi Cizre'de yapılan bunun küçük bir provası. Yani bak yaparsan böyle olur. Şimdi ne oldu? Halep manzaraları var. Sen Esad'a niye kızıyorsun o zaman? Yani Esad yapınca cani, efendim diktatör, halkına düşman. İşte Cizre'deki manzarada yani PKK kendi evlerini mi havaya uçurdu? İşte bakıyoruz bazı gazeteler büyük bir zevkle işte 32 kişi öldü, şu kadar silah yakalandı, bu kadar adam yakalandı, bu oldu. Ama manzaraya bakıyorsun, manzara 8 gün orayı kapalı tuttuğun için artık orada Allah ne verdiyse demişler. Efendim ha, ölü yok çok fazla ona rağmen yani bu diyor ki kontrollü bir terörle mücadele ama sen iç savaş dersen bak sonucu böyle olur. Ve şu anda Türkiye'de hiç kimse arkadaş yani hiç kimse demeyeyim pek çok kimse yani Cizre'nin niye harap olduğunu sormuyor. Yani Halep'i fotoğraflarını koyup da vay caniler diyorsun ama Cizre'de bunu demiyorsun. Onun için bunlar çok bana göre iç içe geçmiş ve çok sıkıntılı konular. Ve bunları anlatırken de aslında zorlanıyoruz. Çünkü insanlar işte herhalde 30 saniye falan dinleme algı kapasitesiyle çalıştığı için işte aradan cümle alıyor. Sen hala PKK'yı mı destekliyorsun? Efendim işte hala hükümet suçlanıyor. Ya işte dün de konuştuk. Dünyanın en saçma saldırısıyla karşı karşıyayız. Ya niye PKK'ya bir şey demiyorsun? Dün bir örnek verdim, bugün başkasını vereyim. Bir seri katil var. Durmadan kadınları öldürüyor mesela. Herkes dehşet içinde. Şimdi ne yapacağız biz? Alçak cani, seri katil, vay namussuz, niye bunu yapıyor falan. Hayır arkadaş ben emniyete soracağım. Ya bak biri durmadan kadınları öldürüyor. Sen neredesin diyeceğim. Şu andaki durum da bu. Yani burada bir PKK kollamak ya da PKK efendim bir şey yap. Hayır o değil. Ama sen itiraf ediyorsun. Şimdi Cem Küçük, Cem Küçük diyoruz ama yani bizzat saraydaki zaten söyledi. Ya dedi ki sindiremeyeceğimiz şeyler oldu ama dedi. Bunları yaptık. Efendim bunlar dedi süreç boyunca silah biriktirmişler dedi. Sen ne yapıyorsun? Efendim 400 milletvekili olsaydı bunlar olmazdı. Ha işte zaten kilit nokta orada. 400 milletvekili olsa anayasa değişikliği olacak. Demek ki sen bununla anlaşmışsın. Peki PKK ya da onun uzantısı dediğin siyasi parti neden ürktü de bir anda tavır değiştirdi? Yani bunun olmayacağına mı inandı da ben seni başkan seçtirmeyeceğim dediği gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani peki, bir kaosa itildik. Şimdi bunun içinden en akıllı adamlar bile çıkmak için çabalıyorlar. Beşe, Ümit Bey'e geçeceksin. Ne olur şu şeyden gidelim. Yani hani neden? Yani bu terörle ilgili bir soruşturma yapalım. Olmaz. Meclis neden kapalı mesela? Yanımızda bir Ümit, parlamenter var. Ümit Bey'e sormak istiyorsunuz. Hayır, parlamenter var. Şu anda tatilde. Maaş alıyorlar. Aldılar hepsini. Ama hiçbir şey yok. Şimdi bana bazı arkadaşlar kızmasınlar. Ha babam soru önergeleri veriyorlar. Ya meclis kapalıyken soru önergeleri işleme girmiyor. Onlar o zaman kamuoyuna şov oluyor. Şov yapıyorlar. Efendim şunu sorduk, bunu sorduk. Öbür taraftan da bir mahkeme Demirtaş'la ilgili fezleke gönderiyor, dokunulmazlık. Ya meclis kapalı. Şimdi böyle bir ortamda bugün seçilmiş olan arkadaşlar nasıl oluyorlar da meclisin kapalı kalmasına razı geliyorlar. Ahlakları, namusları, şerefleri, vicdanları buna nasıl razı geliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Bütün partilere de sormak istiyorum. Böyle bir ortamda içinize siniyor mu meclisin kapalı olma? Tek hesap bile soramıyorsun. Seçilmemiş bir hükümet. Tamamı bağımsızlardan neredeyse oluşmuş ama hepsi AKP patentli bir hükümet. Türkiye'yi seçime götürüyor. Gerekli gidiyor sıkı yönetim gibi sokağa çıkma yasağı kararları alıyor. Şehirleri alt üst edebiliyor. İnsanların ölümüne karşı tek bir sorumlu bile yakalamadan yoluna devam ediyor. Ve sen bu arada meclis kapalı. Bu içimize nasıl siniyor? Ve ben peki, vatandaş olarak yarın seçime gittiğim zaman seçtiğim ama çalışmayan insanlara tekrar oy verirken içim sızlayacak mı sızlamayacak mı soruyor. Peki. Istiyorum. Şimdi Ümit Bey'i tabii biz daha çok ben ağırlıklı olarak burada hem akademisyen ama kimliği yok, hem de hem de hayır önemli ama bunu hem akademisyen kimliği hem de PKK konusunda gerçekten teknik analizlerini önemsediğim ve değerli bulduğum için davet ettim ama tabii ki bir parlamenter kimliği de var. Bunlara da ne cevap diyeceksiniz? Ona da bir cevap verin isterseniz Ümit Bey, sonra ben bir soru sorayım. Bunu yakından gösterelim. Binali Yıldırım, koalisyon olmaz bir yılda erken. Evet, bu çok önceden. Tarih de yazıyor üzerinde 1 Mayıs 2015. Seçimden 2015, tam 37 gün önce. Milliyet Gazetesi'nde söyledi şey. Evet. Şimdi Türkiye'de erken genel seçimi isteyen bir tek Recep Tayyip Erdoğan'dı.
Onun dediği oldu. Davutoğlu da istemiyordu. Şöyle diğer Sayın Bahçeli de istemiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu da istemiyordu. Kılıçdaroğlu bütün 14 şartım var dedi. Hiçbir şart pratikte sonra ortaya koymadı. Yani onlardan da vazgeçti. Yeter ki bu koalisyon kurulsun dedi. Milliyetçi Hareket Partisi şartlarından vazgeçmedi ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne de koalisyon önerisi yapılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan öneriler 3 taneydi. Üçü de erken genel seçimle ilgili önerilerdi. Yani biz azınlık hükümeti kuralım, 2 ay sonra erken genel seçime gidelim. Birlikte kuralım, 2 ay sonra seçime gidelim. Ondan sonra veya Cumhurbaşkanı'nın kurduğu koalisyona şey verir misiniz, üye verir misiniz? Biz bunların üçüne de hayır dedik. Sebep, çünkü biz erken genel seçime Türkiye'nin gitmesini çok riskli görüyoruz. Sayın Bahçeli erken genel seçim dedi, zehirdir şu anda Türkiye için. Ve muhtemelen gidiyoruz erken genel seçime. Onun için de parlamento çalışmıyor artık. Çünkü bu ortama girildi. Erdoğan o noktaya hocam, getirdi. Ne olur. Bakın ben tamam sonra siz sonra kapandı da parlamento. Hemen sonra, kapandı. Evet, meclis başkanı seçildi ve kapandı. Hayır, ondan sonra da hükümet kurulma görüşmeleri devam etti ama. Değil mi? Hükümet kurulacak. Hükümet kurulduktan sonra işte meclisteki komisyonlar oluşacak. Komisyonlar oluştuktan sonra çalışmalar başlayacak. Şu anda yani bir meclis var ama meclisin bütün altyapısının oluşmadığı bir şeyden geçiyoruz. Süreçten geçiyoruz. Çünkü bir kişi bir daha Türkiye'de halkın parlamenter demokrasiyi istediğini göstermesini istiyor kendisine. Yani 1 Kasım seçimlerinin anlamı Türk halkının kardeş biz başkanlık istemiyoruz, federasyon falan istemiyoruz. Üniter devlet, milli demek, devlet ve parlamenter demokrasi istiyoruz. Ancak bundan sonra Türkiye'de yani bu 1 Kasım seçimlerinde bu sonuç çıktıktan sonra sağlıklı bir koalisyon zemininin tartışmalarının başlaması mümkün olacak diye. 1 Kasım'ı sağ salim atlatırsak. Atlatırsak. Evet. Ama burada bizim endişemiz ve genel başkan onun için sık yönetim ilan edilmelidir dedi. Bugünkü ortamda seçimlerin güvenliği yok. Tabii. Seçim güvenliği deyince sandık güvenliği demeyelim. Tabii, seçim güvenliğinin ilk aşaması tabii. Var. Bir. Kampanya dönemi var. Kampanya döneminde siz rahatlıkla kampanya yapacaksınız. Miting yapabileceksiniz. Miting yapacaksınız. Bundan çalışmalarınız korkmayacaksınız. Ölümle tehdit edilmeyeceksiniz. Yakın çevreniz ölümle tehdit edilmeyecek. Seçmiş olduğunuz müşahitler tehdit edilmeyecek. Bir yerden dükkan kiralayıp seçim bürosu yapmak istediğiniz zaman o şey sahibi yani PKK tarafından tehdit edilmeyecek. 7 Haziran seçimlerinde bunların hepsi gerçekleşti. Yani aslında 7 Haziran seçimlerinde de Güneydoğu Anadolu'da ne yoktu? Seçim güvenliği yoktu. Mış gibi yaptık. Van ikinci sıra adayı AKP'nin Star Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Dedi ki 46 seçimlerini yaşadık. Biz burada açık oy kapalı sayım gerçekleşti. Evet gerçekten öyle. Yine Van MHP ikinci sıra adayı mesela sabahleyin gitti oyunu kullandı. Sabah giderken eşine demiş ki hadi annen de al birlikte gidelim kullanalım. İşte biz öğleden sonra gideceğiz demiş. Sabah gitmiş oyunu kullanmış. Bundan sonra öğleden sonra akşam sandık başına gitmiş. Sandık açılmış bir tane MHP öyle çıkmış. Eşine sormuş ya. Ya sen vermedin ya ben vermedin. Annen de mi vermedi? Demiş ki hayır biz saat 3'te gittiğimizde bizim oyumuz kullanılmıştı. Ya niye bana söylemediniz? Kavga çıkartırsın diye söylemedik. Şimdi bugün ayın 18'inde ben Gaziantep'e gideceğim. 19'unda çalışmalara başlayacağım. Peki Hakkari'deki aday gidebilecek mi? Van'daki aday gidebilecek tabii. Mi? Tabii. Bakın. Cizre, minimum 15 ilden ve 20 ilden bahsediyoruz. Mücavirle birlikte. Aşağı yukarı burada bahsettiğimiz 30 bine yakın sandık. Seçim güvenliğinin olmadığı. Sonra peki ikinci aşama o da seçmenin güvenliği. Seçmenin de tehdit edilmemesi lazım. Biz 7 Haziran'da seçmenin nasıl ağır şekilde tehdit edildiğini gördük. Evet. Üçüncüsü onda seçim günü. Bir reklama gidelim hadi. Seçim günü. Seçim günü bakın Erciş'te Türk bayrağı belediye tarafından indirildi. Van Erciş'te. Van Erciş'te indirildi. Ama Van'da oy kullanılan okulların etrafında PKK flamalı arabalar vardı. Peki. Siz buna seçim güvenliğinin sallandığı ortam dediniz. Öyle bir seçim yaptınız. Reklamdan sonra devam edelim. Bu sefer edelim. Evet.
Reklamdan sonra devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, reklama gidiyoruz. Saat 13'te tam karşınızdayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, pazar günü şimdiki zamanda konuklarımızla söyleşimize devam edeceğiz. İlk bölümde gerçekten önemli cümleler işittim ben, notlar da aldım. Ümit Özdağ dedi ki, aslında dedi PKK'nın içerisinde iki yapılanma var. Bir tanesi Öcalan'ın temsil ettiği bir yapılanma, diğeri Cemil Bayık'ın. Öcalan'ın temsil ettiği yapılanma önce özerklik sonra bağımsızlık istiyor dedi. Cemil Bayık ise Türk hükümeti, Türk devleti pardon, zaaf içerisinde güçsüz bir durumda hemen yüklenirsek bağımsızlığı alabiliriz tezini savunuyor. Bunun peşinden gidiyor dedi. Aynı şekilde de eğer bu çatışmalar devam ederse biz sonuç alacağız şeklinde bir kanaate sahipler dedi. Bir de Selahattin Demirtaş'ın da Cemil Bayık'a yakın olduğunun da altını çizdi. PKK konularında teknik analizleriyle uzun yıllardır takip ettiğimiz bir akademisyen. Tabii siyasetçi kimliği de var. Erol Mütercimler bir iç savaş tehdidine işaret etti. Türkiye bir kanlı oyunun içerisine çekilebilir. Bu noktada yapılması gereken şeyleri özetledi. Bunun içerisinde de Devlet Bahçeli'ye de işaret ettiniz. Devlet Bahçeli'nin de önemli bir noktada çıkışı var dedi. Can Ataklı da parlamento neden kapalı dedi. Bu tip durumlarda yani bu tip terör dalgalarının geliştiği durumlarda ayrıştırmak yani sivil halkla teröristi ayrıştırmak çok kolay değildir. Bu noktada belli hatalar yapılabilir. Cizre'yi bir laboratuvar olarak kullanıyor AKP hükümeti dedi. Cizre'de yaşananlar AKP hükümeti tarafından bir laboratuvar olarak kullanıldı dedi. Ve Ümit Özdağ da sordu. Siz neden parlamentonun kapatılmasına itiraz etmediniz dedi. Son noktada Ümit Özdağ'la kapatmıştık. Orayı hatırlatalım. Seçim güvenliği yok. Erciş'te Türk bayrağı indirildi. Yerine PKK flamaları olan yerine bayraklar. Hayır, evet. Olan bayraklı arabalar gezdiler. Gezdiler. Dediniz. Evet. Buradan bir devam edelim. Bir soruyu birleştirdiğiniz için soruyorum. Bir, meclisin yeniden açılması için 184 mi, 187 84. Milletvekili mi geliyor? 184 evet. Milletvekili tam değil sayı mi? Bilmiyorum. Peki bu sağlanamaz mı? Yani toplayamaz mısınız? AKP, MHP, CHP bir araya gelseniz bunu toplayamaz mısınız? Bunu açtıktan sonra komisyonlar kurulamaz mı? Yani bunun yararı yok mu? Hayır. Çünkü Türkiye artık seçim sürecine girdi. Onun için mi açılmaz tabii, diyorsun? Yani seçim sürecine girmiş bir parlamentonun bundan sonra artık birçok şey Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisine geçti. Seçim hükümeti de var. Artık seçim hükümeti, seçim hükümeti de kuruldu. Artık bu seçime gidiyoruz. Bu seçimi bundan sonra bir tek savaş durdurabilir. Yani bir savaş çıkarsa o zaman parlamento toplanır, erteler bundan sonra seçimi. Ama onun dışında şimdi onun seçime gidiyoruz. Ama bir şey var burada. Sayın Bahçeli sıkı yönetim dedi. Neden sıkı yönetim dedi? Çünkü bugün terörle mücadele edilmiyor. Bakın, mış gibi yapılıyor. Ve bu ortamda seçimler olursa, seçimden mesela bir hafta önce PKK terör eylemlerini durdurur. Dünyada seçimler yapılır. Yani gerçekleşebilir seçim. Ama ortaya katılımın çok az olduğu, hukuki olarak meşru, fakat politik olarak meşru tartışmalı bir sonuç çıkar. Ve şimdi Türkiye'nin en az ihtiyaç duyacağı şey parlamentonun dahi meşruluğunun tartışmaya açılması. En azından yani küresel anlamda mı? Hayır yani içeride. Yani diyin ki %10 katılım oldu bütün Türkiye'de. Hukuken meşrudur bu yani. Meşrudur. Kimse bunu tartışamaz hukuken. Ama bu politik olarak meşru mudur? Hayır değildir. Belirli ilçelerde hiç kimse gitmedi. Veya 8 kişi gitti. Efendim seçimin sonucu genel sonucu değiştirmiyor dersiniz. Dersiniz de bu politik meşruluğa hiç fayda sağlamaz. Peki bu seçimlerin kalan sürede en azından ortaya çıkan ciddi çatışma, iç çatışma risklerini engellemesi açısından Türkiye'nin bütün sert gücünü ortaya koyarak PKK'nın eylem alanını daraltması ve eylemlerini minimuma çekmesi açısından olağanüstü hal ve sıkı yönetim gibi uygulamalar nasıl uygulamalar? Anayasal uygulamalar. Bakın bugün hükümet buna karşı çıkıyor. Sur'da
Diyarbakır'da bir ilçede, büyük şehrin içinde değil mi? Sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Veya Sur'un değişik mahallelerinde ilan ediyor. Cizre'de 8 gün ilan ediyor. Elazığ'da 14 yerde, Elazığ'dan bahsediyoruz, 14 yerde askeri bölge ilan edildi. Birçok yer askeri bölge ilan ediliyor geçici olarak. Yani ortada böyle bir ne var? İhtiyaç var. Dayanamıyor, hükümet ağır baskıya dayanamıyor. Ve ne yapıyor? Tamam diyor, artık valiler kara kuvvetlerini kullanabilsinler yetkisi. Bakın bugün veya pardon dün demiş ki yani o Türkiye'de olağanüstü bir durum varmış gibi gösteriyorlar demiş Davutoğlu. Evet, yani. Şimdi hangi ülkede başbakanlık veya siyaset yapıyor diye kendime soruyorum. Ayın 27'sinde ve 28'inde aynı Davutoğlu şöyle söyledi Sayın Bahçeli'yi eleştirmek için. Türkiye beka sorunu yaşarken dedi neden bize hayır dediniz? İşte biz de dedik ki kardeşim 13 sene sonunda getirdiğiniz nokta beka sorunu yaşama noktası. Biz bu politikalara hayır dediğimiz için ve 2 ay sonra bir seçim yapılamayacağı için size bir bu şartlar çerçevesinde ortaya koyduğumuz şartlar çerçevesinde uzun vadeli bir koalisyon önerdik. Siz de ona hayır dediniz. Bu çok önemli. Bunun altını çizelim. Bu seçimler politik meşruluk üretme sorunu olabilen seçimlerdir. Bunun engellenmesi peki, için... Peki ne olur ama yani o kıyamet senaryosunu mu söyleyin Ümit Bey? Yani hayır. Politik olarak meşru olmazsa ne olur? Tartışmalı olur. Çok ağır bir tartışma olur. Çok ağır bir tartışma olur. İkincisi, bizim HDP ve PKK'ya karşı bir tavrımız var. Sayın Genel Başkan bunu flu olarak nitelendirdi. Flu görmek olarak. Biz HDP veya PKK'nın onun siyasal temsilcisidir. Örtülü veya açık herhangi bir siyasal işbirliği veya koalisyon içerisinde olmayacağımızı açık bir şekilde söyledik. Güneydoğu'daki Anadolu'daki seçimlerin yapılış şeklinde bakarsak aslında seçilen parlamenterlerin, HDP'li parlamenterlerin bazılarının meşruluğunu bile ciddi tartışırız. Ne demek o? Rekabet yok efendim. Elinizde silah olmaması yetmez. Arkanızda da silah olmayacak. Tamam mı? Arkasına silahı alıyor, PKK'lıyı alıyor. Ondan sonra PKK'lı gidiyor, kapıyı çalıyor. Ondan sonra HDP'ye oy vermeyeceği duyulan seçmeni diyor ki çocuğunuz da şu okulda okuyormuş, çok da başarılıymış. Bunlar yani vakalara dayanarak söylüyoruz. Vakalara dayanarak söylüyoruz tabii. Şimdi onun için bir. İkincisi ben mesela CHP'lerin nasıl, bazı CHP'lerin, hepsi değil tabii, CHP'lerin nasıl, ya neden HDP ile bir işbirliği düşünülmüyor şeklindeki yaklaşımlarına şaşıyorum. Meclis açıldı, İstiklal Marşı'nı söyledik, HDP grubu İstiklal Marşı söylemedi. Benim İstiklal Marşı'mla, benimle uzlaşmayan bir partiyle ben nerede uzlaşırım? Ve nasıl uzlaşırım? Kendi milletvekili adaylarını kendisi belirlemeyen ve milletvekili adayları son kertede Kandil'de belirlenen bir siyasi partiyle girilecek açık, kapalı, örtülü, örtüsüz bir koalisyon. Aynı zamanda o koalisyona giren partiyi Kandil'in hangi tarafına oturtur acaba? Ben söyleyeyim mi? Kucağına oturtur. Bundan kaçış yoktur. Evet, HDP'ye şu veya bu şekilde oy vermek zorunda kalan seçmen var. Sayıları da oldukça, bundan sonra fazla. Onların HDP'ye oyu verip vermemesi ve onların varlığını reddetmek değil bizim meselemiz. Kürtler ve Zazalar bizim öz kardeşimiz. Bizim sorunumuz PKK'yla, PKK terör örgütüyle ve PKK terör örgütünün eylemlerine hala terör diyemeyen yapılarla. Bakın ya çok basit, daha yeni Türkiye Barolar Birliği ve 65 tane mi 64 tane baro Dağlıca'yı kınadı, Iğdır'daki terör eylemini kınadı. Diyarbakır Barosu kınamadı, Şırnak Barosu kınamadı, Hakkari Barosu kınamadı. Ya terör eylemi bu. Değil mi? Terör eylemi. Sen de hukukçusun. İşte biz bu tavrı kabullenmiyoruz. Bu siyasal çizgiyi kabullenmiyoruz ve bu siyasal çizgiyi meşrulaştırmayacağız. Bunun altını çiziyoruz. Yani biz çoğundan sonra
Kürt ve Zazı olan 4800 tane PKK tarafından katledilen sivili unutmadığımızı söylüyoruz. Biz 5000'e yakın askerimizi unutmadığımızı söylüyoruz. 383 tane çocuğu, bebeği öldürdü PKK. Biz bunu unutmadık. Unutmayacağız. Ve HDP'yi de ve HDP benzeri partileri de PKK ile arasına mesafe koyup teröre terör demedikçe, geçmişle ilgili ağır öz eleştiri yapmadıkça, bölünme çizgisinden vazgeçmedikçe parti olarak dahi kabul etmeyeceğiz. Bu kadar net. Onun için bize bunun türevi noktalarda eleştiri getirenler varsa getirsinler. Ama tartışmayız biz bile bunu yani. Bu noktada tavrımız siyah ve beyazdan daha nettir. Biz bölücülüğü hiçbir zaman siyasal olarak meşru hale getirmeyeceğiz. Peki. Gelelim ondan sonra, yani geçmişin konusu ondan sonra oldu. MHP ondan sonra meclis başkanlığını AKP'ye mi verdi? Şimdi bakın, AKP'nin, MHP'nin ondan sonra hep bir ondan sonra kendi tavrı vardır. Ondan sonra bu tavrını politikaya yansıtır. Bazen CHP MHP'ye yaklaşır. O zaman AKP MHP'yi eleştirir. CHP ile birlikte oldunuz diye. Bazen AKP ile AKP MHP'ye yanaşır. O zaman da CHP MHP'yi eleştirir. Biz kendi adayımızı gösterdik. Bizim adayımız CHP'nin Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü adaydı. Üçüncü turdan önce de Sayın Genel Başkan Baykal'ı desteklemeyeceğimizi açıkladı. CHP'ye bir fırsat gelmişti, düşmüştü. Bundan şey, kendisini CHP'ye dayatmış olan Baykal'ı desteklemek yerine daha önce Cumhurbaşkanlığı mevkisine kabul etmiş olduğu bundan sonra Ekmelettin Bey'i kabul edebilirdi. Ama onlar bir değerlendirme yaptılar. Artık çatı kalmadı dediler. Bundan sonra ve bu noktadayız. Bundan dolayı bu meseleyi bu kadar net görmediği için, içinde olmadığı için, yakından takip etmediği için veya yani HDP ile de bir siyasal yapılanmayı şey yapabileceği içine sindirebileceği için mesela Sayın Kılıçdaroğlu bize Sayın Genel Başkan'a başbakanlık teklif etti. Nereden teklif etti? Basın üzerinden. Şimdi bu neydi? MHP ile bir koalisyon politikası mıydı yoksa AKP ile koalisyon politikasını koalisyona oturmanın altyapısını oluşturmak mıydı? Bizim açımızdan ikincisiydi. Çünkü böyle bir teklif ciddi olsa elinde olan konu neydi? Ciddi, elinde olan bakın meclis başkanlığı konusunda çatı yok dedi. Elinde olanı vermedi. Elinde olmayan başbakanlığı hem de bakın kapalı bir görüşme değil. Ama Ümit basın Bey, üzerinden verdi. Devlet Bey hep öne set çekiyor. Nereye? Yani dikkat ederseniz bütün koalisyon konu yani şey gününden 7 Haziran gününden itibaren çıktı dedi ki millet bize dedi muhalefet görevini verdi dedi. Açık açık. Biz dedi bu koalisyon tartışmalarının içerisinde olmayacağız dedi ısrarla. Hatta AKP'den çok sıcak mesajlar gitmesine rağmen ısrarla hatta sembol laflar da söyledi Devlet Bey. Önü tıkayacak, süreci tıkayacak. Dedi şartlarımızı ki, koyduk biz. Bak, biz şartlarımızı. Can Bey siz bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Bir saniye. Başından beri şartlarımızı koyduk. Tamam, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Şimdi, bu şartlar da belli. Şartları söylediniz ama bakın şimdi. Şimdi amaç tabii başka bir tarafa gidiyor. Siz bu kadar hararetle savununca tamam. Tamam ama o zaman tamam tamam. O zaman ben de aynı şekilde sorayım o zaman. Hayır, ben savunmuyorum bakın. Sadece anlattığınız üzerinden bir şeyi çok merak ediyorum. Herhalde kamuoyu da merak ediyor. Şimdi dediniz ki biz aday çıkardık. Ekmelettin İhsanoğlu 3. tura geldiğinde de zaten bu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Biz Baykal'a oy vermeyeceğimizi söyledik. Siz Baykal'a oy vermeyeceğinizin gerekçesi olarak Baykal'ı beğenmiyoruz demediniz. Dediniz ki HDP'nin desteklediğine vermeyiz. Peki eğer CHP deseydi ki biz Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekliyoruz. Hayır. O halde evet. HDP de Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleseydi sizin içinizin sindiği bir başkan olacak mıydı? Bakın biz HDP'nin imza attığı şeyi protokola yani mecliste protokol demeyeyim mecliste bir belgenin altına Milliyetçi Hareket Partisi de imza atıyor. Bundan sonra HDP de imza atıyor. Tamam. Tamam sorun değil. Biz mesela bir kanun önergesi veririz HDP bunu destekler. Tamam. Buna da sorun yok. Biz kendi tavrımızı taşırız gündeme. Biz kendi adayımızı getiririz. Kendi adayımız HDP eğer destek verirse hiç sorun ama değil. Aynı şey CHP için de söz konusu değil. Hayır CHP için söz konusu değil. Çünkü CHP'nin adayı kendisini CHP'ye de dayatmış bir adam. CHP'nin adayı
CHP'nin bilgi CHP Genel Başkanı'nın bilgisi dahilinde de olsa bizim içeriğini bilmediğimiz bir görüşmeyi Erdoğan'la yapmış. Biz bu görüşmede ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Onu açıkladı ama. Ama Deniz Bey onu izah etti. Hayır şöyle. Biz bunları bilmiyoruz. Yok oğlum. Deniz Bey onu çıktı, açıkladı bir. İki, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti, durumu söyledi, görüşeceğim dedi. Görüştükten tamam. Sonra geldi tekrar bilgi verdi. Yani öyle bir sır görüşme yok ortada. Bakın. Ama siz tabii MHP milletvekili olduğunuz için. Biz bunu kabullenmedik. Tabii anladım. Biz bunu kabullenmedik. Kendi adayımızın arkasında durduk. Destekleselerdi çok daha farklı bir konstelasyon ortaya çıkabilirdi, çıkmayabilirdi. Peki, şimdi sıkı yönetim... Sıkı pardon, bir şey daha söyleyeyim. O da önemli. Çünkü burada bir de işte yürüyüşten bahsedildi. Biz saray yürüyüşü. Milliyetçi Hareket Partisi olarak teröre karşı milli tepkinin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyordum. Hı-hı. Ve ülke ocakları. Çok düzenli, disiplinli, düzgün, Türkiye'nin her yanında aynı saatte başlayan ve hiçbir şiddet eyleminin gerçekleşmediği bir yürüyüşü gerçekleştirdi. Halktan da büyük katılım oldu ama dediğim gibi disiplinli kimseyi karıştırmadık biz bu işin içerisine. Ama kendi yürüyüşlerimizi kontrol ederken diğer eylemleri de izledik, kaydettik. Mesela HDP genel merkezine baskın. Yani detay vermiyorum. Detay vermiyorum. Ve nasıl provokasyonlar olduğunu gördük. Daha bu yürüyüşten önce Türkiye'nin değişik yerlerinde mesela bir tanesi Alanya. Arkadaşlar bizzat beni aradıkları için ifade edeyim. Genel merkeze ben verdim çünkü bilgiyi. Alanya'da nasıl polislerin olduğunu gördük. Arkadaşlar yine bilgi verdiler. Kendi içinde olmadıkları ama gözledikleri eylemlerde eylemcilerin önünün nasıl açıldığı, polis tarafından nasıl açıldığı konusunda. Bu ülke ocaklarının ve MHP'nin dahil olmadığı. Dahil olmadığı eylemler. Bunun dışında mesela Mersin'de bir yerde bir şikayet geldi. Kontrol edildi. MHP ile hiç ilgisi yok. Yani MHP teşkilatını tanımıyorlar, ilçeleri tanımıyorlar, ülke ocakları başkanlarını tanımıyorlar. Orada bir grup. Fakat esas önemli olan burada bir grup fotoğrafı da var. Bir gazetede de yayınlandı. Grubundan sonra büyük bir bölümü kurt işareti yapıyor, kurt işareti yapıyor. Ama bazıları da şaşırmışlar, eski alışkanlıkla Rabia işareti yapıyorlar. Yani ülke ocaklarıyla hiç ilgileri olmadığı ortada. Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da demokratik tepkisini, teröre karşı demokratik tepkiyi ve milli tepkiyi ortaya koyacak. Ancak bunu meşru sınırlar içerisinde herhangi bir etnikleşmeye izin vermeden, bu çok önemli, etnikleşmeye izin vermeden, bir çatışma zeminine sokmadan gerçekleştirecek. Bu tür tepkiler aynı zamanda toplumsal tansiyonun kontrol altında tutulması ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması açısından da demokratik tepkilerin meşru sınırlar içerisinde gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki. Şimdi Erol Bey, sıkı yönetim ilanı konuşuldu az önce. Bu da çözümlerden bir tanesi dendi. Çünkü neticede orada aslında olağanüstü hal ilanı ve veya sokağa çıkma yasağı, uzun süreli sokağa çıkma yasağı, bugün halen daha birkaç ilçede de devam ediyor sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Günübirlik ama Cizre'de 8 günlük bir sokağa çıkma yasağı vardı. Peşi sıra Devlet Bahçeli'nin de söylediği bir sıkı yönetim ilanı talebi var, isteği var. Bu ne anlama gelir? Sıkı yönetim ne anlama söyleyeyim gelir? Ben size, bizim kendi siyasi tarihimize baktığımız zaman 12 Eylül öncesi döneme bakın, 12 Mart'lara bakın gibi. 79'da bakınız, başladı tabii. Bakınız şimdi biz bu sıkı yönetimleri hep denedik. Hiçbir sonuç alınamadığını gördük. İşte ardından bakın neler oldu, bizim kendi tarihimizde var. Demek ki mesele sıkı yönetim uygulamaları, olağanüstü haller bunlar değil. Burada uygulanması gereken ana mesele bu demokratikleşme dediğimiz olgunun, olayın
unsurlarıyla tamamlanması meselesi. Ama iş şimdi bu PKK meselesi öyle bir hale geldi ki bu artık batılıların söylemeyi tercih ettikleri şekliyle ne bir halkın özgürlükçü temsilcileri ne o anlamda bir savaş veren bir şey, bir kere bir kriminal bir örgüt halini almış durumda. PKK kriminal bir yapı. Bu kriminal yapının içerisinde işte çok başlıklarda söz konusu. Yıllar yılı şu cümleyi kurduk hep. Dağdan insin, ovada siyaset yapsınlar. Şimdi evet, sıkça söyleniyor. Muhtemeldir ki de doğru söylenen cümle. O da şu. Efendim HDP PKK'nın uzantısı. Çok güzel. Dağdan inildi, ovada bunlar siyaset yaptı. Şimdi diyoruz ki HDP'ye, ovadan dağa git, orada siyaset yap. Şimdi biz bunu diyor muyuz onu? Hayır, ben yani genel tavır olarak söylüyorum. Tabii ki cümleyi böyle kurmuyoruz. Ama yaptığımız eleştiriler, yapılan eleştiriler, çeşitli şekillerde ortaya koyduğumuz unsurlarla biz seni kabul etmiyoruz diyoruz. Meşruiyetini kabul etmiyoruz. PKK evet. Meşru mu? Hayır, PKK'nın kriminal bir örgüt olduğunu söyledim zaten. Hayır, HDP'den söz ediyorum. PKK olabilir mi canım? Öyle bir şey kabul etmiyorum. Öyle bir cümle kurulabilir mi? Yanlış duydum sen. Bir cümle kurulabilir mi hiç? Efendim, şimdi bizim bunu sağlayacak olan bu demokratik zemini yaratmamız gerekir. Geçmişte çok denendi, yapıldı, edildi. Sonunda bak askeri müdahalelerle yüz yüze kalındı. Her ne kadar askeri müdahaleler doğrudan doğruya bize ABD'nin talebi, önünün açılması şeklinde olduysa da bundan sonra olacak olan da zaten öyle olur. Onun dışında başka bir şey düşünülmez. Ama ana meselemiz şu bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık tutmak. Ana meselemiz bu ve her şeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözmek zorundayız. Bakın 1922 yılı büyük taarruzdan önce Atatürk de mecliste konuşurken uzun bir konuşmadır. Orada bir şey söylemiştir. Demiştir ki Türk ordusu Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin, halkın ordusudur. Kısacası Türk ordusu bir siyasi partinin ordusu değildir. Bir siyasi parti İster iktidarda olsun ister olmasın, o istiyor diye Türk ordusu onun emrinde ve onun istediği şekilde hareket etmez. Neye göre hareket eder? İki şeye göre hareket eder. Bir, müdafaa-i hukuk. İkincisi, kuvayi milliye. Türk ordusunun beslenme kaynağı o gün budur. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Demin Can Ataklı'nın söylediği 2-2,5 yıl önceki o konuşmuş olduğu işte Kürt arkadaşı ya da dostuyla her neyse onun söylediği bir cümle. Zırva bir cümle, yanlış bir cümle, cehaletten kaynaklanan, bilgisizlikten kaynaklanan bir cümle. Efendim iç savaş, Türk silahlı kuvvetleri, Türk ordusuyla Kürt halkını karşı karşıya getirmiş, halt etmiş. O bir cehaletin eseri bu cümle. Bu cümleyi söyleyen o Kürt kökenli entelektüel, aydın, her neyse bilmiyorum, siyasetçi, gazeteci, her neyse. Şahsiyet, bir kere iç savaş nedir? Haberi bile yok adamın. Adam sanıyor ki abi iç savaşta bir etnik grup olacak, o etnik grup gelecek o Türk ordusu. Evet, böyle modeller var ama olur mu öyle şey? Güney Asya'dan Güney Amerika'ya kadar bir bakın bakalım iç savaşlar dediğiniz şeylerde neler oluyor. Soğuk savaş dönemindeki denemelere bakınız bakalım iç savaş dediğiniz şeyler neler oluyor. Hiç kuşkusuz ki şurasını çok net kesin. Türk ordusu hangi unsurla neyle hangi formatta hareket ederlerse etsinler. Böyle bir iç savaş deneyimlerinin hepsini şiddetli biçimde galip gelerek çözer. Ama bedeli ağır olur. Sonucu çok ağır olur. Ondan sonra siyaseten toparlanma söz konusu olmaz. Üstelik de Irak, Suriye, Libya gibi, Lübnan gibi, Filistin gibi bir yığın bu örneğin olduğu bir coğrafya söz konusuyken. O nedenle ana mesele işte söylüyorum bu müdafaa-i hukuk, yani Türkçesiyle hakların savunulması meselesi. Asıl ruh budur. Silahlı kuvvetlerin ruhunun da bu şekilde devam etmekte olduğunu da düşünmekteyim. Buradaki unsur, özür diliyorum, buradaki unsur temel hem felsefik karar hem siyasi karar şu noktada ayrım göstermelidir. Terörle mi mücadele, teröristle mi mücadele? Şimdi Türk uçakları kalkıyor. İşte gece sabaha kadar 20 tane uçak kaldırmışız, 64 sorti yapmışız, pardon 64 kişi öldürmüşüz, 60 bilmem neyi yapmışız. Gece yapmışız ama bütün bunların hepsini. Şimdi buradaki evet TSK yani Türk ordusu terörle mücadele etmez. O teröristle mücadele eder. Terörle mücadele etmesi gereken asıl aktörlerin ne yapmadıklarının açık biçimde sorgulanması gerekiyor. Diyor ki AKP, efendim seçim güvenliği yok. Güzel. HDP de diyor seçim güvenliği yok. O zaman ben şu soruyu soruyorum. İyi güzel de
Arkadaşlar 7 Haziran'daki seçimde güvenlik vardı da aynı bölgelerde Türkiye bölünmemiş, parçalanmamış olmak. Şimdi niye siz her ikiniz birden seçim güvenliği yok diyorsunuz? Şimdi PKK açısından meseleye bakıyorum. HDP Güneydoğu'da tulum çıkarmış. Tulum çıkarmış. Evet, demin örnek verildi. İşte MHP il başkanı kendisi aday kullanıyor ama eşi geliyor. Biz bir görüyor ki saat 3'te listeler kendileri adına kullanılmış. Bunlar İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de CHP'li içinde yapıldı. Başka partiler içinde maalesef ne yazık ki yapıldı. Bu güvensizlik meselesi bu her zaman var. İlk defa olan bir şey değil. 1912 seçiminde de vardı. 2015 seçiminde de bu mesele var. Bunu henüz daha aşabilmiş değiliz. Şimdi düşünüyorsunuz. Ama bu seferki gibi. Bu seferki. Hayır, şimdi gelinen nokta. Aynı şey değil. Bir saniye. Şimdi hayır, şöyle Erol Bey bir saniye müsaade. Mesela İstanbul'da bir mitingin, Selahattin Demirtaş'ın mitingini nasıl güvenliğini sağlayacaksınız cümlemi şu anda? Cümlemi bitirmeme müsaade eder misiniz? Buyur. Bakınız şimdi. Estağfurullah. Bakınız. Şimdi baktığınız zaman Güneydoğu. Bu adamlar tulum çıkarıyor. Şimdi tulum çıkarılan bu yerde neden burada seçimi güvensiz hale getirmenin yolunu seçsinler? Şimdi bir soru bu. Şimdi ikinci soru. Şey mi, PKK mı? Evet, şimdi ikinci soru. Orada o zaman başka ne unsurlar var? AKP hükümet değil mi? Hükümet. Davutoğlu başbakan değil mi bu ülkenin? Ben mi yanılıyorum? Şaka gibi mi Davutoğlu? Şaka bir adam mı? Biraz öyle. Şaka. Seçim güvenliği o da yok diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu tarafa gelelim, İstanbul'da yapacak, miting yapacak HDP Selahattin Demirtaş. Haklısın, soru da tabii ki nasıl olacak? O zaman da şu gündeme geliyor. Arkadaş, bu işi kim yapıyor? Bu işi provokatörler yapıyor. Peki demin de konuşmanın başında da söyledim. Provokatör dedikleriniz kimdir ve nedir? Açıkça söyleyeyim bak. Provokatörler bazen iktidarda bulunan siyasal partinin milletvekili de olur. Onun bakanı da olur, bürokratı da olur. Şimdi örgütledikleri şekilde Osmanlı Ocakları adı ile daha önce gördüğümüz Türk Ocakları ve Ülke Ocakları kimliğindeki Türkçü vurgusunun dışında başka bir vurguyla kurduğu iddia edilen garip, tuhaf, saçma sapan bir şey, işte bunlar eliyle de olur. İşte Hürriyet gazetesindeki meselede olduğu gibi. Dolayısıyla meydana gelirsin. Bir tane öğrenciliğimden bir anı, kısa bir anı. Geldim Beyazıt'ta, otobüsten iniyorum. İniyoruz, üniversite merkez binaya gideceğiz. İnen birisi, uzun boylu birisi aynen şunu söyledi. Allah'a küfür ediyorlar burada dedi, der demez çarşı kapı, esnaf karıştı. Kimin kime vurdu artık orada belli değil ama uzun boylu şahsiyet yürüdü, defoldu gitti. Ama orada kan aktı. Şimdi bakınız, bu da aynı şekildedir. Tabii ki burada olursunuz, bir silah patlatırsınız, mesele biter. Çatapat atsanız yere bunlar olur. Tabii ki artık öyle bir noktaya geldiniz ki bu noktada... Bırakın siz seçim güvenliği, şimdi can güvenliği meselesi var. Tabii. Şimdi geldiğin noktayı bunu tartışıyorsunuz. Asıl bizde Türk halkının, kamunun, bizim tartışmamız gereken ana mesele bu. Ortada iddiası olan bir AKP var, 2002'den gelmiş 2015'e. Niye ülke böyle bir hale geldi? Bu sorunun cevabı. Ama bu sorunun cevabını Halk TV'nin bu masada bu dört kişiyle konuşulacak bir şey değil ki. Ümit Özdağ hariç tutuyorum çünkü bir de milletvekili şu anda. Yani biz üçümüz için söylüyorum. Bizim geri dönüp bakacağımız tek bir yer var, parlamento. Parlamentonun açık olması, orada tartışılması gerekirken biz televizyon ekranlarında tartışabiliyoruz. Bence asıl ana sorun bu. Herkese de şunu örneklemeyi vereyim. Biz milli mücadeleyi parlamentoyu açık tutarak yaptık. Peki. İç isyanları da öyle bastırdık. Yunanistan'la da öyle. Parlamento ne pahasına olursa olsun açık kalsın diyor. Buyurun söyleyin. Şöyle önemli bir husus var. Ben Güneydoğu Anadolu'da PKK ile hala ciddi bir mücadele yapılmadığını ifade ediyorum. Iğdır'da biliyorsunuz çok ciddi bir saldırı oldu polise. Bir tona yakın malzeme kullanıldığı söyleniyor. Patlayıcı malzeme kullanıldığı söyleniyor. Peki bunu ilk önce şeyde Yeni Çağ'da Ahmet Takan yazdı. Bir ton patlama olursa yerde de büyük bir açılma olur değil mi? Evet. Hiçbir açılma yok. Ahmet Takan'ın ortaya attığı soru şu. Acaba arabanın altına mı yerleştirilmişti bomba? Ha. Bomba uzmanı değilim ama bu kadar büyük bir bomba arabanın altına da yerleştirilse nasıl? Patlarsa aşağı doğru da bir basınç yapacak. Bir basınç yapar. Doğru. Orada yine de bir şey yapar. Ama benim burada bir karanlık bir boyut var. Fakat bir de tehlikeli bir şey var söylediğinizde. Aracın altına bunu kim mont yani? Ettilerse kim, ne zaman, kim? Nasıl yaptı? %100 haklısınız. Şimdi Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, adını veriyorum. AKP'den aday değil mi? AKP'den adaydı. Kendisini hem valilikten aradım.
Nanşura hem... Vali mi, vali yardımcısı? Vali yardımcısı. Vali yardımcısı. İzindeymiş. Cep telefonundan aradım. Nanşura. Cep telefonuna cevap vermedi. Şöyle bir tweet attığı söyleniyor. Bu tweet'i sormak için aradım. Eğer programı izliyorsa doğrulan, yani böyle bir tweet attığı söylendi bana daha sonra meslektaşları tarafından. Diyor ki daha 15 gün önce aynı yerde vurulduk. Kaçan teröristler o köylerde saklanırken işlem yapmayan, yaptırmayan hepimiz hakkında soruşturma açılsın. Bu yaratıkların daha kaçma şansları yok. Hepsi orada, 3-5 müzahir köyde. Kudretli valilere, savcılara, komutan ve müdürlere ihtiyaç var. Teyit edemediniz ama değil mi bunu? Teyit edemediniz, onaylatamadınız. Kendisini onaylatamadım ama böyle bir tweet attığını meslektaşları bana söylediler. Basında da çıktı, ben de basından aldım zaten. O şu ana kadar gelen bir yalanlama da yok. Şimdi, yani terörle bugün etkili bir şekilde mücadele edilememesinin temel nedeni hükümetin uzun yıllardan bu yana mülki iradenin iradesini terörle mücadele değil terör karşısında taviz esasında şekillendirmiş olması. Öyle ki Abdullah Öcalan'a yalakalık yapan valiler var. Öbür taraftan 122 defa geçen sene operasyon için asker izin istemiş. Demiş ki bak burada tehlikeli bir gelişme var. Lütfen bu gelişmeyi durdurmamız lazım. Bize operasyon yetkisi ver. Vermemiş. Asker bunu vermiş ve dosyaya da koymuş bunu. Tamam mı? Şimdi devlette hiçbir şey kaybolmuyor biliyor musunuz? Devlet. Devlet böyle bir mekanizma. Yarın ya biz böyle bir operasyon izni istemiştik. Bu operasyonu izni vermediğiniz için şu kadar kişi şehit oldu dendiğinde. Sivil öldü. Değil mi? Şu kadar sivil hayatını kaybettiği dendiğinde bu yargıya intikal edilecektir herhalde. Ve bunun da hesabı sorulacaktır. Veya bakın. Bir kısaca toparlayın Can Bey'e geçeceğim. Önemli bir Can Bey, kusura bakmayın sizden izin istiyorum. Çünkü önemli. Yapılan saldırıların çok büyük bir bölümü bombalı saldırılı, şöyle EYP denilen bombalı saldırılarla yapıyorlar ve bunların büyük bölümü de uyuyan şu bombalar. Ne demek uyuyan bomba? Daha önce yerleştirilmiş. Ha, bekliyor, saat, bekliyor, zaman ayarlı. Zaman ayarlı değil. Zamanı geldiğinde, şimdi uzaktan telefonla da değil, elektrikli telle teli veriyorlar ve şey yapıyorlar. 30 EYP ve bombalı saldırı ve mayınlı saldırıyla hayatını kaybeden 30 tane askerimiz ve polisimiz var. İnfaz 3, intihar eylemi 2, 23 tane de roket, işte Roçka saldırısı. Bu 7 Haziran'dan sonra evet, son saldırılar. Buna karşı alınabilecek tedbirler var. Yani tamam yapıyorlar, bitti demeyelim. Ama öte taraftan açıklama yapıyor Cem Küçük. Diyor ki, o zaman iyi niyetten dostluk, barış, kardeşlik oluyor diye bunlar bir miktar görülmedi. Neler? Uyuyan bombalar görülmedi. Evet, açık açık söyledi. Dünkü programımızda da biz defalarca yayınladık. Şimdi bunu. Yani bunun mantığını anlamak mümkün değil. Yani bir terör örgütüyle müzakere yapıyorsunuz diyelim. Değil mi? Yapıyorsunuz. Yanlış ama yapıyorsunuz. Ama adam geleceğe yönelik olarak bomba yaptığını depoladığında görüyorsunuz. Buna dur demiyorsunuz. Bunun iyi niyetle izahı yok. Bu suç. Yani bunu işleyenler suç işliyorlar. Onun için bir şey daha var yani bir bombanın nereden patladığını iki kişi biliyorsa ikisinden biri patlatmış olabilir. Hangisi olduğunu da tam bilmiyoruz yani. Evet. Peki bu sizle devam edelim. Dramatik hale getiriyor. Can Bey şimdi yani süreç artık çok kanlı bir noktaya geldi ve bu noktadan sonra seçim güvenliğini konuşuyoruz. Seçime doğru 3 etaptan bahsetti Ümit Bey. Dedi ki yani önce seçim propagandası var, daha sonra sandık güvenliği var, daha sonra oyların sayılması var. Bunları atlatabilir mi? Ama ben Ümit Bey o soru laf arasında bir cümle etti. O cümleyi çok dikkatimi çekti. Türkiye savaş ihtimali dışında seçimi yapar dedi. Böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Yani şimdi hayır. Ben dün de burada söylediğim gibi savaş ihtimali görmüyor. Kimle savaşacağız? IŞİD'le mi? Suriye. Suriye'nin nesiyle savaşacağız? Suriye'ye giriş.
İyi de yani Suriye'nin nesiyle savaşacağız onu bir diyorum yani. Bir şeyle savaşma değil de oraya girme. Ha, oraya girdiğin zaman savaş durumu mu oluyor bilmiyorum yani. Çünkü savaşta bir karşıdan bir şey gelmesi. Ben tabii seçimin olacağına inanıyorum. Dün de ısrarla anlatmaya çalıştım. Ve bu seçim güvenliği tartışmalarının da aslında AKP tarafından ortaya atıldığını. Ama doğal olarak hepimizin bunu konuştuğu. Şimdi Ümit Bey'i dinlerken tabii söylediği her şeyi kabul ediyorum. Yani PKK bunu yaptı, bayrağı, saygısızlık şey falan hepsi doğru. Doğru da bu bir tek yere yarıyor bütün bu söylemler. Bir tek AKP'ye yarıyor. Başka hiç kimseye yaramıyor. MHP'ye de yaramıyor. Yani şöyle yarıyor. Bakın şöyle yarıyor. Çünkü bütün bu olaylar. Biz onu yani dün konuştuk. Bugün daha hiç girilmedi ama tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu milletin bunu anlaması gerekiyor. Bütün bu yaşadıklarımızın tek gerekçesi var. AKP 13 yıl sonra tek başına iktidarı kaybetti. Ve saraydaki kişi de bütün geleceğini kaybetme ve yargılanma tehdidiyle karşı karşıya. Bunu atlatmak için bir şey yapmak lazım. Seçim bunlardan biri. Bir zar atıyor şimdi. Fakat seçime giderken bir takım hazırlıklar yapılması lazım. İşte bu hazırlıklarda bu fitili yaktığınız zaman arkası gelir. Ondan sonra bir takım enayi olayların, kanlı olayların önüne geçmek mümkün olmayabilir. Çok kolay ondan sonra. Ama önemli olan ilk ateşi yakmaktı. İşte o ateş bir şekilde Silvan'dı değil mi? Çocukların öldüğü yanlış hep. Silvan. Arkasından Suruç. Arkasından Silvan'daki iki polis. Derken bir tane manyak bir IŞİD'li böyle hepimizin gözü önünde gelip askere ateş açtı. Ondan sonra birdenbire Türkiye bambaşka bir havaya giriverdi. Şimdi bakıyoruz Güneydoğu'da PKK ne yapacak onu ben merak ediyorum. Yani sandıklara mı saldıracak? Sandıklara saldırır zaman kendi aleyhine zaten yani seçim. Şimdi efendim onlar zaten seçim istemiyor. Bu yöntemle gidemeyeceğini de görüyor. O halde yani o bölgede ben sandıklara yönelik bir saldırı olacağını zannetmiyorum. Ha efendim halkı tehdit ediyorlar. Ya etmiyor diyemeyiz. Ama iktidar bütün Türkiye'yi tehdit ediyor. Bütün Türkiye'de yapıyor bunu. Yani şimdi ben bizzat bölgeyi de söyleyebilirim programdan sonra yanlış olmasın diye. Ben bir MHP'li milletvekilinden kendi bölgesinde çiftçiye gidip arkadaş bak eğer buradan yani aykırı bir sonuç çıkarsa bankanın bütün kredi, devlet bankası bu. Evet. Kredileri geri çekeceğiz dediğini anlattı. Bunu. AKP'li. Evet. Doğru, doğru. Yani şimdi tehdit dediğimiz zaman bu Türkiye'nin her yerinde var. Güneydoğu'ya özel hale getirirsek yanlışa düşeriz. Ayrıca bu benim gördüğüm bu, özellikle HDP dışında bakın HDP'yi PKK'yı falan hariç tutuyorum. Ama onun dışında bir muhalif kesim var değil mi Türkiye'nin her tarafında. Bunlar MHP'ye oy verebilir, CHP'ye oy verebilir, HDP'ye verebilir, başka küçük partilere oy verebilir. Burada yarattığınız korkunun toplumdaki tek yansıması vardır seçime gitmemek. O halde ben bu güvenlik tartışmasının sonucunda kamuoyunu seçimden soğutmak, uzaklaştırmak ve bir propaganda daha yürütülüyor biliyorsunuz. Ya ne değişecek? Aynı sonuç çıkarsa ne olacak? Bir daha mı seçim yapacağız korkusu içinde? Seçime gitmeme. Seçime gitmemesi halinde tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi hak etmediği bir oyla adeta beynimize balyoza vurur gibi ben halkın yarısından fazlasının oyunu aldım. Almadın kardeşim sen halkın yarısından fazlasının oyunu falan. Onu son 1 Kasım 7 Haziran seçimlerinde ki orana vurursak 37 falan oluyor. 40 bile değil yani aldığınız oy. Ama her iki kişiden biri bana oy verdi. Ben seçilmiş cumhurbaşkanıyım. Canımın istediğini yaparım. Rejim değişmiştir haberiniz olsun. Buna göre yasal altyapıyı hazırlayın falan diyecek hale geldik. O halde seçim güvenliğini bir konuşmak tamamen bu şeye hizmet ediyor. Ben Gürkan Acar'ın şeyine tam katılamıyorum. Yani HDP İstanbul'da miting yapabilecek mi? Kim engelleyecek? Yani İstanbul'un bir bölümü gidip mitingi mi basacak? Yani... Değil de, o anlamda hayır, soruyorum. Öyle değil de şimdi bakın. Yani nasıl neyi kastettiğini anlamaya tamam, çalışıyorum anlatayım. Ona göre konuşayım. Anlatayım. Orada mesela yani oraya bir bomba, bir saldırı, bir canlı bomba, bir provokasyon. Ya Diyarbakır mitingini gözünüzün önüne getirin. İşte 6, ama bu her 5 Haziran gecesi, işte 5 Haziran günü Diyarbakır mitingi biliyorsunuz bence doğrudan sandığa müdahaleydi aslında. Doğru. Yani bir gün önce yani HDP'ye yapılan bombalı bir saldırı bir anlam taşıyordu. Ama bu tehdit hep var o zaman. Yani anladım ama yani şimdi çok daha kontrolsüz. Bakın
bakın Can Bey, şu anda AVM'lere insanlar tedirgin giriyorlar. Ya ama işte biz bunu çok maçlara tedirgin giriyorlar. Maçlar öyle, insanlar. Otobüsler, şimdi bir seçim metro. Mitinginde düşünsenize, yani şimdi Bağcılar'da Kürt yurttaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde seçim kampanyasında MHP'nin otobüsü geçecek, birisi taşlayacak. HDP'nin otobüsü geçecek, bilmem kim taşlayacak. Kimin neye vurduğunu, nasıl vurduğunu anlayamadığınız kaotik bir dönemden tamam, geçiyoruz. Doğru. Onu demek tamam, istiyorum. Onu anlıyorum. Pardon, onu anlıyorum ama çok özür diliyorum. Arkadaş şimdi düşünsene. Bir vilayetten İstanbul'dan diyelim bir otobüs kalkmış. Iğdır'a gidiyor. Yozgat'tan geçerken taşlıyorlar, camlarını kırıyor. Arkadaş o otobüstekiler PKK'lı mı? Demin o doktor var, hemşire var, öğretmen var, görev yerine giden subay var gibi gibi otobüste bu insanlar var. Ama işte diyorum ki yani tamam. Bizim böyle saçma salak reflekslerimiz var. Örnek İtalya'ya işte Apo bilmem ne gitti diye İtalya'dan getirilen sözüm ona mandalinaları eziyor bizim kahraman Türk halkı. Alanya'daki sandığın üzerine Alanya diye yazıyor ama bizimki ağzı bir karış açık. Öyle saçma sapan şovların peşine düşüyor. Yani burada bir i̇şte parça tamam ama bir şey diyeceğim. Yani şimdi burası sonuçta Muz Cumhuriyeti değil. Bin yıllık bir devlet geleneğimiz var sadece bu topraklarda. Eskisini söylemiyoruz. İşte bu rezilliklerin olmaması burada gerekiyor. Şimdi ha bu rezilliklerin olmaması ama ben korkuya kapılıp eyvah ne olacak diye şey yapmamalıyım diyorum. Yani ben bu güvenliği sağlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu gücü var. Yani bu hükümetin gücü değil. Hükümet belki onu daha provoke etmek isteyebilir ama aklı selim ve soğukkanlı insanların sayısı bu provokatörlerden çok daha fazla. Bunu da bozarlar. Nitekim bakın kaç yıldır bu çabayı harcıyorlar. İki halk çatışsın, Alevi Sünni çatışsın, sağcı solcu olmuyor. Yani bazı şeyleri tutturamıyorlar. O halde bu seçim güvenliğinden ben çok endişe etmiyorum. Ama dün söylediğimi tekrarlayayım, seçim savaş durumu da bana göre hikaye olmaz. Yani öyle bir maceraya Türkiye'ye girer mi? Efendim Suriye'ye girdik. Niye gireceksin? Yani gerekçenle IŞİD'le savaşmıyorsun. El-Nusra'yla savaşmıyorsun. Suriye'nin ordusu da şu anda sana pek bulaşmış durumda değil. Ne yapacaksın? Yani olmaz diyorum. Ha bu bir gecede savaş çıkar, o ayrı mesele. Ama burada bir tek şeyle gider. Saraydaki kişi ben çekildim derse o zaman seçimler iptal olur. Siz dün de söylediniz. Dün de söylüyorum. Yani bir kaçış bahanesi. Çünkü şu anda çok sıkıştılar. Halka izah edemiyorlar. Terörü izah edemiyorlar. Bakın biz burada tartışıyoruz. Belki de tartışmakla yanlış mı yapıyoruz diye de düşünüyorum. Çünkü milletin aklı o bu şu falan geliyor. Bakın bana bir yakınım diyor ki ya diyor işte bu bombalamalara haklı gibi haksız gibi gösterecek bir izlenim yaratıyorsun diyor. Hayır değil. Yani kastım şu. Ya senin bombaladığın kampta sadece PKK'lı olmadığı için başka yerler bombalanıyor. Terörle mücadele zordur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz de burada yani terör öyle, terör böyle falan. İnsanlar gerçeği göz ardı ediyorlar. Halbuki bugün Türkiye'nin geldiği nokta bir kişinin geleceğinin ve etrafının kurtarılması için atılan bir zar, bir kumar. Türkiye'yi buna ittiler. Halbuki pekala CHP MHP azınlığı da efendim AKP CHP, AKP MHP bu hükümetler kurulabilir. Efendim uzun vadeli olmayabilir. Bakın kurulacak her hükümet ille 4 sene olmayabilir. Ama Türkiye'yi bir rahatlatacak, ferahlatacak. Efendim Güneydoğu konusunda neşter olabilecek bir çözüm yaratıp en azından kan akmasını durduracak, insanları daha mutlu edecek formüllerde bulunabilirdi. Ama bunların bakın hepsi tıkandı. Şimdi Ümit Bey de anlatıyor, CHP Genel Başkanı da söyledi, Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Yani biz koalisyon görüşmesi yapamadık ki dedi, adamlar hep başka şeyler. Yani 30 gün başka şey. Sonuçta kurmak istemeyenin AKP olduğunu bu milletin büyük bir bölümü biliyor zaten. Bir kesim efendim ben kuracaktım kurmuyoruz. O halde tek çare yani yani seçim nasıl olmaz işte böyle olmaz. Artık baktı olmuyor kaçmam gerek. Ya sağlığım kötü ailemde sorun var o da öyle olur zaten. Onun dışında da bu seçim olur. Vaktimiz azaldığı için bitti, onu tekrar söyleyeyim. Kimse şundan korkmasın. Aynı sonuç çıksa efendim hayır çok şey değişir Türkiye'de. Aynı sonuç çıktığı an saraydaki oturan Türkiye'yi bu hale getiren artık orada oturma gücü bulamayacağı için Türkiye kendine esenliğe çıkacak yolu o zaman bulur. Hiç korkmayın sandığa gidelim katılım oranı yüksek olsun herkes hangi oy alacaksa görsün ona göre konuşalım. Kimse kimseye de o zaman madik atmaya kalkamaz. Peki bitirdik programı ama son bir cümlenizi alayım Ümit Tabii. Bey. Bir cümle de yani, tamam çok, evet çok kısa. Demokrasinin en önemli aracı seçim. Seçiminde demokrasinin gerçekleşmesi açısından hakikaten meşru en geniş katılımla gerçekleşmesi gerekiyor.
Bugünkü şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi olarak alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ve en üst düzeyde seçim katılımının gerçekleşmesi için, güvenliğin sağlanabilmesi için sıkı yönetimi Sayın Genel Başkan öneriyor. Eğer olmazsa ne olur? Olmazsa PKK da tehdit ediyor, AKP de tehdit ediyor. Doğru, biz AKP'nin tehditlerinden sağda çok müzdaribiz ama PKK ölümle tehdit ediyor. Yani krediyle tehdit etmekle ölümle tehdit etmek arasında fark var. Sonra birisi bir siyasi parti, öbürü bir terör örgütü ve onun korkutuculuğunun çok daha yüksek olduğu aşikar ortada. Önemli olan demokrasinin gerçekleşmesi açısından hiçbirisinin tehdit edemediği bir sonucu ortaya çıkartmak. Ben seçimlere katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Evet. Millet de zaten AKP'nin yapmış olduğu bu müzakerelerin ne kadar hatalı olduğu, ortaya hangi sonucu çıkarttığını gayet net görüyor. Evet. Anış'ta mecliste yapmış olduğu konuşmada MHP haklı çıktı eleştirilerinde dedi. CHP'nin eleştiri dedi da. Bundan sonra haklıymış, bunları öğrendik dedi. Millet de bundan sonra bence bu sonucu değerlendirecek. PKK terörünü aşabilecek, Türkiye aşabilir. Aşabilmesi için ama Türkiye büyük ülkedir, güçlü ülkedir. Bu terörü aşabilecek, PKK'yı aşabilecek bir siyasal iktidara, bir siyasi partiye ihtiyaç var. Güvenlik meselelerinde ben diğer partilerin anaokulu seviyesinde olduğunu görüyorum, güvenliğe yaklaşımlarının. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu konuda doktorasını yapmış bir parti. Peki. Ben bir cümle lütfen. Çok kısa bir cümle. Can Atak söyle, Murat'ın. Konu dışı. Murat'ın. Ama bitti program. Murat. Hani kandırıldı. Bir yüzbaşı içeride. Bir kişi tutuklu. Ha hala. Onu söyleyeceğim. Murat yüzbaşı, Murat Eren hala tutuklu. Ya şu Anayasa Mahkemesi. Bana da geldi bir kişi. Ama. Evet. Ne olur. Yani. Murat bir daha söyle. Şunu söyleyeyim. Can Ataklı dedi ki yukarıdakiler ve AKP çok tehlikeli bir zar attı. Doğru, onlar zar attılar ama bitiriş cümlem şu. Herkes unutmasın ki Tanrı zar atmaz. Nokta. Peki. Sevgili izleyiciler, zaman yetmedi. Farkındasınız herhalde. Dolu dolu bir program oldu. Çok yoğun bir ilginiz vardı. Çok teşekkür ediyorum. Halk TV ekranlarında gelecek hafta gene şimdiki zamanda karşınızda olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Niye uzatmıyorsun programı? Benim elimde değil, onu Şaban Sevinç'e söyleyin. Yani elimde değil. Peki. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.